İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem programın yine bugün çok değerli ve önemli konu var. Fırat Üniversitesi'nde iki dönem rektörlük yapılan 94 yılında Fırat Üniversitesi'nin asistan olarak başlayan, daha sonra da 2000'de öğretim üyesi. 2000'de öğretim üyesi hocam. 2012'de de üniversite 2012 rektörü. Ile 2020 arası 8 yıl rektörlük yapan değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Kuvvettin Demirdağ. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Hocam hani derler ya, zaman su gibi geçiyor hocam. 2012 yılında rektörlüğe aday olmuştunuz. Tabii o zaman daha farklıydı. 2012'de işte öğretim üyeleri oy kullanıyordu. Evet. Öğretim üyelerinin oylarıyla bir nevi rektör oldunuz. İkinci dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla. Yok, yine ikinci dönemde oldu. Ondan sonra kalktı. Doğru hocam. Doğru. Zaman 8 yıl su gibi geçti gitti hocam. Dedi ki en azından aslında siz bir basın toplantısı da düzenleyip 8 yılın değerlendirmesini yapacaktınız. Neler yaptık, neler yapamadık, neler eksik kaldı diye. Ama işte pandemi o süreci, pandemi korona, deprem süreci derken ister istemez bir aksaklık doğru, oldu. Doğru. Biz de en azından Elazığ hizmetiniz oldu. Fırat Üniversitesi'ne katkılarınız oldu. Eksisiyle, artısıyla, sevabıyla, günahıyla onları bir konuşalım dedik hocam. Neler söylersiniz hocam? 8 yılın bir değerlendirmesini yaparsanız neler ifade edersiniz? Evet Zeki Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi 2012 yılında Fırat Üniversitesi'ne rektörlük seçimi sonucu ikinci sıradaydım. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle, YÖK'ün ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle atandık. Yine 2016'da tekrar öğretim üyelerinin ön oylarıyla yine birinci olarak Yüksek Öğretim Kurulu'na gitmiştik. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu göreve atandık. Yaklaşık 8 yıllık bir süre geride kaldı. Güzel anılarıyla, acısıyla, tatlısıyla şey tabiriyle bir dönemi getirdik. Şimdiki bayrağı değerli dostum Fahrettin Göktaş hocamıza bayrağı teslim ettik. İnşallah o da iyi niyetli bir arkadaşımız, değerli bir arkadaşımız. Hem Fırat Üniversitesi'ni iyi tanıyan bir arkadaşımız hem de yaklaşık 10 yıldan fazladır Ankara'da olması münasebetiyle hem de YÖK'te olması münasebetiyle bu hem üniversitemiz için hem şehrimiz için bir avantaj olarak ben görüyorum. Ve iyi işler yapmasını diliyorum. Gerçekten bu 8 yıllık dönem, tabii ki birinci dönem bizim üniversitede ilk yıllar tanıma dönemi, akabinde projelerin hayata geçirilmesi. 8 yıllık dönemde gecem gündüz dahil olmak üzere her anım Elazığ ve Fırat Üniversitesi ile özdeşleşti. Bütün herhangi hayatımın yani bütün mesaisini Fırat Üniversitesi'ne harcayacak şekilde planladık. Geri kalan zamanlarına yani tatil günü olduğunda, şey olduğunda iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Fırat Üniversitesi bugün itibariyle 16 tane fakültesi olan, 4 tane enstitüsü, 3 yüksekokulu, 9 meslek yüksekokulu, 1 konservatuarı, 24 araştırma merkeziyle devlet üniversiteleri içinde köklü bir üniversite Fırat Üniversitesi. Yine bugün itibariyle geldiğimizde yaklaşık 24-25 bin civarında bir öğrencimiz vardı. Bunların 4-5 bini pasif öğrenciydi. Bugün 45 bin civarında bir öğrenciye ulaştık. Özellikle her ile bir üniversitenin açıldığı ve her açılan üniversitenin de her bölümü açtığı, rekabet şartlarının yoğun olduğu bir dönemde öğrenci sayılarımızın bu şekilde artırmayı başardık. Hem lisans hem lisans üstü sayıları itibariyle ben bunları ifade ediyorum. Bu 44 mesela Tunceli eskiden bize bağlıydı hocam. Yani tabii Tunceli, Muş, Alparslan Üniversitesi. Evet. Hep sonra ayrı bir üniversite açıldı şimdi. Ciddi bir öğrenci tabii Kemaliye Meslek Yüksekokulu aynı şekilde bize bağlıydı. Evet. Bingöl bize bağlıydı. Tunceli bize bağlıydı. Onlar tabii ki ayrıldıktan sonra
Fırat Üniversitesi. Bunu nasıl sağladık? Ülkemizin ihtiyaçlarına göre ve bölgemizin ihtiyaçlarına göre, dünyanın ihtiyaçlarına göre yeni programlar açtık. Yeni nitelikli insan kaynağıyla bu programlarımızı destekledik. Ve o şekilde bu öğrenci sayısına ulaştık. Bu 45 binin içinde pasif öğrenci yok. Yani yaklaşık 2017-18 yılında 5 ile 7 bin arasında pasif öğrenciyi de çıkardıktan sonra öğrenci sayımız bu. Pasif öğrenciler olsa şu anda hedeflediğimiz 50 bin sayısını da bulmuş olacaktık. Önemli bir şey de Fırat Üniversitesi'nin uluslararası bir üniversite haline getirdik. Yani geldiğimizde 20-30 civarında olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı bugün itibariyle, yani bu 2019 yılı itibariyle 2350-360 civarında yabancı uyruklu öğrenci var. Sadece 300 küsür tane bu öğrencilerin yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrenci, yabancı uyruklu öğrenci, her renkten, her milletten öğrencilerin artık Elazığ sokaklarında dolaştığını bütün şehrimiz şahit. Bu açıdan baktığımızda da öğretim üyesi sayımızda yaklaşık şu anda öğretim görevlisi artı öğretim üyesiyle birlikte 1900'ün üzerine, yani 2000'e yaklaştı. İdari personel 3100-3200 civarında da idari personelimiz var. Ve Fırat Üniversitesi'nin tabii ki bunun dışında 1200 yatağa ulaşan bir bölgeye hizmet eden hastanesi var. Fırat Üniversitesi Hastanesi. Orada sadece çalışanıyla, geleniyle ciddi bir nüfus teşkil ediyor. Baktığımızda Elazığ nüfusunu böyle 400 bin civarında merkez nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda bunun yaklaşık yani 50-60 bin civarı Fırat Üniversitesi'nin öğrencisi ve elemanları oluşturuyor. Aslında hocam baktığımız zaman özellikle Fırat Üniversitesi'nin şehrin ekonomisine de gelişmesine de ciddi bir katkısı var. Yani son zamanlarda özellikle üniversite sanayi işbirliğine de ağırlık verdiniz sizin döneminizde. Kesinlikle. Yani o açıdan baktığımız zaman işte geçtiğimiz günlerde işte Furkan Dilaver organize sanayi bölgesinde canını yapmıştı ki artık oradaki öğrenciler üniversite sanayi işbirliği ile birlikte roket üretmeye başladılar. İşte Konya'ya gittiler, ondan sonra Konya'da şu anda tanıtım yapacaklar. İnşallah oraya da derece alırlar. Yani şehirden çok tartışılan konulardan bir tanesi de üniversite sanayi işbirliğiydi. Biraz gelişme oldu herhalde hocam onda, değil mi? Tabii Fırat Üniversitesi'nde... Dört dörtlük değil ama... Yani Fırat Üniversitesi'nde iyi. Biz yani gerçekten çok hem fakülteler açtık hem programlar açtık. Bu programlarda ne dedik? Özellikle sanayicimizin ihtiyacı veya paydaşlarımızın ihtiyacı, bölgemizin ihtiyaçları çerçevesinde açtık. Organize Sanayi'de Meslek Yüksekokulumuz var. Türkiye'de bir yıl veya iki yıl önceye kadar sadece 7 tane organize sanayi içinde olan meslek yüksekokullarından biriydi. Örnek okullardan biriydi. Ve oradaki öğrencilerimiz de yine organize sanayimizdeki fabrikadaki veya oradaki paydaşlarımızın talepleri çerçevesinde hem programlarımızı açtık hem ders içeriklerini de stajların da o çerçevede planladık. Bunun da meyvesini gördük. Mezun olan öğrencilerin bir kısmı buradaki fabrikalar tarafından veya buradaki işverenler tarafından değerlendirirken bir kısmı da kendi şehirlerine yetişmiş eleman olarak getirdiler. Onun dışında teknokentimiz var biliyorsunuz. Teknokent'e de yine özellikle bazı programlarla, bu kalkınma ajansıyla birlikte, TÜBİTAK'la birlikte, yine savunma sanayisiyle birlikte üniversite sanayi işbirliğini ciddi şekilde geliştirdik. Özellikle Teknokent'teki Big Damla projesi ile ciddi şekilde şeyler yap, özellikle potansiyel projeler, potansiyel olan iş fikri olan insanlar yetişti. Bunların yaklaşık 100 küsür tanesi işe dönüştürülecek şekilde planlandı ve bunlar özellikle
tamamen kendi başlarına fabrika kuracak şekilde veya ne bileyim yatırımcı olacak şekilde, evet, bazıları da melek yatırımcı bularak kendi ortak oldular. O roketle ilgili de biliyorsun geçen sene hem Teknofest'te hem Roketsan'ın hem de bu şeyde Ankara'da yapılan havacılık fuarında, yarışmalarında üniversitemiz en çok proje veren, öğrencilerimizin en çok proje verdiği ve hemen hemen yarışan arabada ilk 5'te oldu. Yine şeyde biliyorsun Teknofest'te de yine dereceye girdiler. Baştan baktığımızda ciddi şekilde başarılar öğrencilerimiz ve hocalarımızın desteğiyle ciddi başarılar elde etti. Fırat Üniversitesi 2012'den beri sürekli girişimci, yenilikçi üniversiteler arasına girdi. Fırat Üniversitesi ilk defa dünyadaki Şangay kriterleri kapsamında Türkiye'de ilk bine giren 11-12 üniversiteden biri oldu. Yani bu Şangay kriterleri gerçekten baştan baktığımda bu uluslararası değerlendirme kriteri. Türkiye'de de URAP verilerine göre Fırat Üniversitesi tıp fakültesi olan olmayanlar arasında hep ilk 15 ile 20 arasında oldu. Özellikle bazı alanlarda, mühendislik alanında dünyada ilk 300 ile 700 arasında, yani ortalama 400. sıraları olan bir üniversite. Birçok alanda en son değerlendirmede 4 alanda Fırat Üniversitesi dünyanın en iyi 4 programıyla ilk 1000'de oldu. 12 programında da yani sınırda olan bir üniversite. O açıdan baktığımızda bölgemizdeki biz sadece bölgemizde değil Türkiye'de yaklaşık 200 küsür tane üniversite var. Her gün sayıları değiştiği için son sayıların 206 ya da 207 olması lazımdı. Bunlar için de ilk 10'da 20'de olması, bazı alanlarda ilk 10'da olması gerçekten bir tesadüfi değil. Şöyle, mesela işte ilk 10, ilk 20'de diyorsunuz hocam. Hı hı. Ama baktığımız zaman tercih noktasında da puanlamaya göre de yani hak ettiği yerde değil hocam. Yani bazı bölümlerin çok iyi olmasına rağmen bunu niye yorumluyorsunuz işte hocam? İşte o coğrafya... Hani ilk 20'deyse hocam, coğrafya, puanlamada da şey olmasa... Şöyle, şöyle hocam, Zeki Bey... 20 bine gerilenmiş hocam. Şöyle Zeki Bey, coğrafya kaderdir, evet, diye bir şey var. Coğrafya kader midir diye. Kader midir, evet, diye bir şey var. Evet. Şimdi netice itibariyle Fırat Üniversitesi Elazığ'da, Elazığ Doğu Anadolu'nun batısında, İç Anadolu'ya yakın olan merkezlerden biri. Haritadan bakıldığında insanların genellikle batı sevdalığı denen bir şey var. Yani kendi şehrimizdeki çocuklar bile öncelikle bir tercih yaparken, değil mi, büyük şehirleri Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri tercih ediyorlar. Bu aslında tercih şeyinden kaynaklanıyor. Ama mesela biraz önce bahsettim ya, uluslararası kriterler açısından baktığımızda yabancı öğrenciler o şekilde bakmıyor. Yabancı öğrenciler inan maillerimizi kilitliyorlar. Dünyanın her yerinden Fırat Üniversitesi'nde okumak istiyor. Niye? Onlar neye bakıyor? Onlar Şangay kriterlerine bakıyor. Onlar dünyadaki en iyi üniversiteler içinde Türk üniversitelerinin hangisi var bakıyor. 10-15 tane var. Bunlardan biri de Fırat Üniversitesi. Adam ona göre tercih yapıyor. Ve biz bu sayıyı istesek 5000'e bile kısa sürede çıkarabilecek bir kapasiteye sahip. Ama bizim öğrencilerimizin bu şeyi, sıralama tercihi maalesef, bakın, gidip de İstanbul'a birebir benim birinci dereceden arkadaşım olan insanların çocukları gidip İstanbul'da tıp fakültesine gidip bir yıl sonra kaydını buraya alan öğrenciler oluyor. Tamam mı? Çünkü başta böyle bir şey hevesle gidiyor. O açıdan biz baktığımızda tabii ki bu tercih dönemlerinde iyi çalışmak lazım. Bu sene bu fuarlar filan Covid'den dolayı şey yapılmadı. Uluslararası öğrencilere de fazla ulaşma imkanımız olmadı. Sınavı yine yaptık ama o açıdan baktığımızda yani sizin de bahsettiğiniz gibi hem artan fakülte sayıları, hem her ilde bir üniversitenin olması, her ilde de ilgili bölümlerin olması münasebetiyle bu tercihteki sıralamalar
sizin şeyinizi, değerinizi tam göstermeyebiliyor ama. Hocam mesela, ama bilim dünyası biliyor Fırat Üniversitesi'nin nerede olduğunu. Hocam şimdi 8 yıllık görev sürenize baktığımız zaman en mutlu eden olay ne oldu sizin? Efendim? Yani size en mutlu eden olay ne oldu diyorum 8 yıllık görev süreniz içerisinde? Yani mutlu eden çok olay olmuştur. Evet. Fırat Üniversitesi'nin her başarısı beni mutlu etmiştir. İlimizle ilgili her mutlu haber beni mutlu etmiştir. Ondan sonra verdiğimiz mesela bazı fakülte tekliflerinin kabul olması, onların hizmete girmiş olması, mesela bir diş fakültesini almamız beni mutlu etmiştir. Akabinde gidip onun şeylerin, uygulama alanlarının faaliyete göstermesi, oradan vatandaşımızın hizmet alması beni mutlu etmiştir. Ondan sonra üniversite hastanemizin rahmetli Muhammed Said Berigen hocamızın adını verdiğimiz poliklinik binamızın ve üstünde 21 modern ameliyathanemizin özellikle o heyecanıyla kışın ortasında bile kaloriferi inşaat işinde çalıştırarak 2 yıl önce faaliyete geçirmesi ve onun mutluluğunu görmemiz beni de mutlu etmiştir. İnan en ufak bir şey bile Fırat Üniversitesi ve ilimiz adına, ülkemiz adına da aynı şekilde bizi mutlu eden her olay olmuş ama biz lokal olarak baktığımızda bu tür olaylar yani sayamayacağımız mutluluklar yaşamışızdır. Tabii ki üzüldüğümüz ne bileyim şehir adına, üniversite adına. En çok neye üzüldünüz hocam? Hı? En çok neye üzüldünüz? En çok üzüldüğüm şey tabii ki hayatımın en üzüntülü olaylarından birisi de değerli kardeşim Muhammed Said Berilgen'in vefatıdır beni üzen bir olay. Diğeri de rahmetli babamın vefatıdır. İki olay beni üzmüştür. Hangi olay? Biri şey? Biri rahmetli babamın vefatı. Ani vefatı. Diğeri de birinci sırada da rahmetli Said hocamızın vefatı. Çünkü biz ondan kardeş gibiydik. O bu memleket için ciddi bir kayıptır. Yani. Onlar bizi çok üzmüştür. Bunlar insani üzüntülerim olmuştur. Ama onun dışında tabii üniversiteyle ilgili... Mesela hocam açılan bölümler olarak yani hani mesela bir 8 yıla baktığınız zaman ya bugün itibariyle vicdanen rahat mısınız? Ya işte 8 yıl içerisinde ben elimden geleni yaptım başarılı bir şekilde hak ve adalet uyarak ondan sonra hakkaniyete uyarak görevimi yaptım diyebilir misiniz hocam bugün itibariyle? İnan şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendi şahsi birinci dereceden işim olsa tamam mı? Onun en az 10 katı kadar efor sarf etmişimdir üniversitemiz ve şehrimizden ilgili işlerde. Yani şahsi işlerim olsa biraz daha şey davranırdım ama ben her zaman şey bir insanım. Eylem adamıyım. Yani biz şey değiliz. Ve detaylara girmeden bir konu varsa onun çözüme kavuşması için fazla detaya girmeden tabii ki ön hazırlıkları belli bir aşamadan sonra onun neticelenmesi için uğraşmışızdır. Ha bunları da bazı şeyleri 4 yılda başarmışız. Bazıları 1 yılda, bazıları çok daha kısa sürede başarmışız. Ama onların çoğu bizi mutlu etmiştir. Ama başaramadığımız, yine planlayıp da aşamadığımız, bizim dışımızda gelişen, bürokraside takılan, ülkemizin ekonomik şartları veya başka şartlar dolayı da gerçekleşmeyen şeyler olmuştur. Ama ben Allah şahittir, vicdanen rahatım. Allah iyi ki bize bu üniversitemize, bu şehrimize, bu hizmeti bize nasip etmiştir. Yapmaktan da, verdiğim efordan da, verdiğim çabadan da mutluyum. Yoksa ne olacak? Yani biz hayatımızda hiçbir değişiklik olmamıştır. Doğru. Aynen öyle. Evet. Hocam mesela yeterince fakültenin bölümlerinin açıldığına inanıyor musunuz hocam? Mesela şimdi, vatandaşın istediği bölümler vardı. Özellikle hukuk fakültesi, eczacılık. Doğru. Evet. Bakın Ziraat Fakültesini iki defa YÖK'den yürütmek kurulundan bir defa şey aldığımız halde geçiremedik. Yani oradaki kurullardan geçmedi. Hukuk ve eczacılık şu anda hala YÖK'te duruyor. Reddedilmedi. Hukuk fakültesinde ciddi bir mesafe almıştık.
ufak bir şey destek gerekiyor orada. Bunun da şehrin siyasi desteğe ihtiyaç vardı. Olursa inşallah olur. Evet. Değerli hocamıza da zaten görevi devrederken Fahrettin hocama, değerli dostuma. Onu da bu konuda hangi aşamada olduğumuzu, neler yapması gerektiğini kısaca kendisine ifade ettim. İnşallah o müjdeyi de kısa sürede alırız. Ama biz onun hazırlıklarını yaptık. Yani evet. Üniversite hukuk fakültesi açılacak şekilde neler yapılabilir? Öncesi nitelikli insan kaynağı önceden yetişmesi lazım. Yani zamandan kazanma açısından araştırma görevleri aldık, öğretim görevleri aldık. Onları doktora yönlendirdik. Bir kısmı doktora bildirme, yüksek lisan yapıyor. O hazırlıklarımız belli bir aşamada olduğunda kısa sürede şey edebiliriz. Ama olması gerekir bence Fırat Üniversitesi'nde, hukuk evet, fakültesinin. Doğru. Yani şehrin ve bölgenin buna ihtiyacı var. Elazığ'ın hele hele çok daha ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hocam mesela şimdi baktığımız zaman özellikle üniversite halk arasında bazen kopuk diye söylenir, tartışılır. Sizin döneminizde üniversite halk bütünleşebildi mi hocam yani? Hani vallahi herhalde şunu diyeyim, üniversite halkın üniversitesi gibi oldu. Bu biraz da bence fazla oldu. Evet. biz biraz yani halkımızın üniversite dönem bir şeyin yani dört duvarı kapalı bir şey olmadığını görsünler. Ama tabii ki üniversitelerin kuralları vardır. Üniversitede eğitim öğretimin sürdüğü, yani yol geçen hanın olmadığı bir alan olarak da bilmek lazım. Ama biz şehirle bütünleştirecek, bunu da kontrollü bir şekilde bütünleşmeyi sağladık. Bunda da herhalde Elazığ halkı buna şahittir. Üniversitemizin o konudaki şeyini. Hem paydaşlarımızla daha çok iç içe olduk yaptığımız anlaşmalarla, hem de halkımızla iç içe olduk. Düşünebiliyor musun? İkindi vakti işte vatandaş şuradan geçerken, mesire yerine geçerken bakıyorsun halk şeyini açmış, tıp fakültesinin önünde evet. piknik yapıyor. Yani bazen bu kadar da söyleyebilirim evet, yani. Kampüsün içi iyi hocam. Tabii ki yani halkla bütünleşmesi gereken kısmı vardır. Olan kısmı vardır, olmayan kısmı vardır. Yani olması gerektiği kadar olması lazım. Neticede orası bir ilim yuvası. Hocam mesela şimdi öğrencilere baktığımız zaman bazı öğrenciler Fırat Üniversitesi'nden çok memnun. Bazı öğrenciler de özellikle sosyal etkinlikler, sosyal faaliyetler, sosyal yönden zayıf olduğunu dile getiriyorlar. Katılıyor musunuz hocam? Ben şöyle sizin diyeyim. Döneminizde ağırlık verebildiniz mi hocam? Şöyle diyeyim. Bizim tabii ki bu korona ve deprem nedeniyle bu son bir yılımız etkinlikler açısından sadece bizim üniversite için değil, bütün üniversiteler için zayıf oldu. Ama yaklaşık bir yılda 300 civarında etkinlik. Ve bunların yaklaşık 120 tanesi veya 130 arası bilimsel etkinlik. Yine bunun dışında sanatsal etkinlik, kültürel etkinlik koyduğumuzda yani 300 etkinlik bir yılda, az mı Zeki Bey bilmiyorum. Tabii yok, doğru. Ve bu 100 civarında öğrenci kulübümüz vardı. Ama hocam bazen etkinliklerde nasıl oluyor biliyor musunuz hocam? Yani hani yanlış anlamayın, sizin için demiyorum hocam. Genel olarak bu diğer kamu kurum ve kuruluşları için de geçerli. Etkinlik yapmak için etkinlik yapılan bazı etkinlikler var. İşte şu kadar panel yaptık, şu kadar konferans verdik, işte şu kadar şu etkinlik oldu, bu etkinlik oldu. Bazen de formalite oluyor hocam. Yok, öyle değil. He. Öyle değil. Bizim etkinliklerimiz öyle bir şey değil. Bak 2017'de 208 etkinlik, 2018'de 304 etkinlik, 2019'da 386 tane etkinlik yapılmış Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımızın bana attığı şey bendeki veriler. Şimdi bu etkinlikler hangi etkinlikler? Bunu söyleyeyim. Bir, bizim ulusal ya da uluslararası kongreler, bilimsel etkinlikler. İki, öğrencilerin bilimsel yarışmaları olabiliyor. Bunun haricinde bölümlerin kendi içindeki bilimsel etkinlikleri olabiliyor. Bunun haricinde öğrenci kulüplerinin bilimsel etkinlikleri olabiliyor. Bunun dışında sanatsal etkinlikler var, kültürel etkinlikler var, gezi etkinlikleri var, kariyer günleri kapsamında yapılan etkinlikler var. Tabii her etkinliğe herkes ilgi duymaz. Herkes kendisiyle ilgili etkinlikler. Fakat öğrencilerimizin beklediği etkinlikler genelde nedir biliyor musun? Büyük çaplı konserler,
gibi etkinlikleri onlar etkinlikler kabul ediyor. Doğru. Onlar da tabii ki ülkemizin şartlarına göre özellikle mezuniyet töreni ya da bahar etkinlikleri, bazen bu bahar etkinlikleri de ülkenin şartları gereği özellikle geçtiğimiz kritik dönemlerde bazen ertelenme durumu olabilir. Ama evet, gerçekten o açıdan da etkinlikleri yeterli sayıda yapıyoruz. Mesela geçen sene Cumhurbaşkanımızdan hem TÜBA ödülü hem de yine normal bu şey ödülünü aldık. İki tane ödül aldık. Yine Teknofest'te öğrencilerimiz evet, birinci doğru oldu. Orada da yine aynı şekilde ödül aldık. Yani Fırat Üniversitesi düşünsene yani 4 tane ödül alıyor. Biri de Fırat Üniversitesi tarafından. Teknofest'te birinci oluyorsun. Yine Fırat Üniversitesi. Şu açıdan baktığımızda yani bunlar ciddi bir gayretin sonucu olarak bunlar elde edildi. Allah'a şükür yani bu ve buna etkinlikler, benzer etkinlikleri tabii ki artırmak gerekir. Ama özellikle son bir yıldır maalesef deprem ve Covid'in getirdiği sınırlamalar bizim de etkinliklerimizi maalesef azalttı. Azalttı. Hocam izleyicimiz diyor ki kıymetli hocamın rektörlük sürecinden fakülte birincisi olarak lisansta hem de yüksek lisansta okudum. Her iki diplomada da hocamın imzası var. Benim için çok kıymetli anılar olarak yerlerini aldılar. Hocama saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şule Erdem atmış hocam. Ben de evet, o öğrencimizi tebrik ediyorum. İnşallah güzel yerlerde, akabinde de üniversitemizde ya da bir başka kurumda o birinciliğini taçlandıracak, öğrencilere faydalı olacak ya da topluma faydalı olacak işlerde kullanılır diye bekliyorum. İzleyicimize diyor ki geçici işçilerin mesaisini ve yemek parasını niye kesti hocama sorar mısınız? Öyle kesme oldu mu hocam? Şimdi geçici işçilerin mesaisi ve şeyi. Yemek parası hocam. Yemek parası öğrenci. Ben o kısmı tabii şimdi ilk defa karşılaştığım bir konu. İnşallah Fahrettin hocam dinliyorsa eğer kesilmişse o ödenir. Geçici işçiler eğer yemek yiyorsa o çerçevede yemek paraları kesilir. Yani bir hani normal kanunu yok. Kanunu yani hiçbir hakkı yani geçici işçinin kanunu hiçbir hakkı asla ve asla verilmeme diye bir şey olmaz. Sendikaları var, şeyleri var. Hatta daha düşünebiliyor musun? Tediyeleri var, 4 tane ikramiyeleri var. Özellikle kadroya geçtikten sonra ve özel durumlarda kendilerine verilen imkanlar var. Asla öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani ben yeni böyle bir şey duydum. İnşallah haklarıysa verilmemişse o hak teslim edilir hocam, diye düşünüyorum. Hocam tabii üniversite deyince hocam bir kısım izleyicilerimiz de şeyi soruyor. Yani toparlayıp sorayım ben onu. Ya genelde hani bu Fırat Üniversitesi için de geçerli. Türkiye'deki 201 üniversite içinde 220 miydi hocam üniversite sayısı? 206-207 toplamda. 206 tane üniversite için de geçerli hocam. Evet. Mesela dedim ki genelde hep şöyle bir kanaat var. Ya işte soy isimler hep benzer öğretim üyelerinin, işte araştırma görevlilerin, aile üniversitesi olarak bakılır. Sizin döneminizde de baktığımız zaman Fırat Üniversitesi'nde yakınlarınızı, işte öğretim üyelerinin soy isim benzerliği olanları hep aldınız mı? Yani böyle yani bir şey var mı hocam? Şöyle diyeyim Zeki Bey, Fırat Üniversitesi'nde de akrabalar vardır, bizden önce de vardır, bizim dönemimizde de olmuştur. Ben ama onu, hak ederek mi oldu, hak etmeyerek mi? Ama yani, şunu söyleyeyim. Birinin inan bizim dönemimizde bir yöneticinin akrabası olmak onun dezavantajını olmuştur. Asla ve kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bir daha söyler misiniz hocam? Yani bizim dönemimizde eğer bir kişi üniversiteye girmişse bu dezavantajlı olarak girmiştir ve en ama girmiş hocam yine. Ha girmiş olabilir. Yani engel var mı? Hakkıyla mı girmiştir? Kesinlikle öyle bir şey. Yani girip de ben şimdi şey söyleyemem. Evet. Şudur veya budur. Ama şunu söyleyeyim. Yani biz düşünsene yüksek lisansta şeyi kaldırmış bir yönetimiz. Torpilin ortadan kalkması için sadece
şeyde gösterdiği başarı puanlarına göre, yani üniversitede ve ALES puanına göre ve tabii ki yabancı dili varsa onun kat sayısıyla beraber girebileceği şekilde kaldırmış bir insanız. Ve bizim giren, atıyorum 100 tane araştırma görevlisi almışsın. Bunların 3 tanesi, 5 tanesi birinin yakını olması veya babasının veya anasının şehirde olması veya öğretim üyesi olması onun oraya girmeme hakkı mı verir? Hakkı ise hakkını verir ama. Kesinlikle hakkı verir. Ama toplumda o kanaat yok. Toplumda bakın onun bak şöyle. Yani şöyle. Fırat Üniversitesi olarak düşünmeyin hocam. Yok, bütün üniversiteler için söylüyorum. Evet. Ben kendi üniversitemiz için söylüyorum. İnan giren herkes eksi olarak başlamıştır. Sınava girerken bir de eksi olarak başlamıştır. Niye biliyor musun? Daha hassas olunmuştur. Daha hak ederek başvurusunu yapmıştır. Ve bazen çoğu zaman da girmemiştir. Evet. Tamam mı? Girende hakkıyla gidiyor. Ve jüri bölümler belirliyor. Jüri şu anda kaç tane sınav yapılmıştır? Belki yüzlerce sınav yapılmıştır. İnan çoğu mesela hangi size, jüride kim olduğunu ben hocam, bilmem. Siz iki dönem seçime girdiniz hocam. Evet, iki doğru. Dönem. Evet. Mesela şey oldu mu sizde? Hı hı. Ya işte buna bu oy verdi, bu oy vermedi. Ondan sonra işte ben bunun kadrosunu vereyim, vermeyeyim. Ve hatta bunun işte atamasını yapayım, yapmayayım oluyor mu hocam? Yani nefsi olarak. Valla onu öğretim üyelerine sormak lazım. Ben burada nasıl cevap versem asla şey olmaz. İnan asla ve asla oy verip vermemeyle ilgili bir tasarrufumuz olmamıştır. Asla ve asla evet. Bakın. Ama onun dışında adam yetersizse, onun dışında başka bir problemi varsa, atamayla ilgili bir engel durumu varsa o olmuştur. Ama onun dışında biz imkanlar ölçüsünde olabilecek Fırat Üniversitesi'nde kadrolarını, insanların en rahat olduğu dönem bizim dönemimiz olmuştur. Asla ve asla. Bunu kesinlikle ifade edeyim. Ama şunu da şurada ifade edeyim. Şunu olmaması lazım. Fırat Üniversitesi'nde kadro bolluğu var. Bundan sonra her bilmem sürecini tamamlayan kadro alır diye bir şey söz konusu olmaz. Üniversitenin ihtiyaçları çerçevesinde kadrolar ilan edilmesi gerekir. Evet, yani adam ben 4-5 yılımı doldurdum, profesörlüğüm geldi bana profesör. Kardeşim, üniversitenin ihtiyacı varsa, şartlar da uygunsa sana kadro açılır. Bu dünyada da böyle, her yerde de böyle. Ama öncelik benim 5 yılım doldu, filan kişinin 5 yılı doldu, onu önce aldı. Ya senin 5 yılın doldu, senin şeyinde öğrenci yok, hiçbir şey yok. O adamda öğrencisi var, projesi var, tamam mı? Hastanede hizmet veriyor. Siz babanızın dükkanı olsa hangisine öncelik verirsiniz? Elinizi vicdanınıza koyun. Tabii, ona verdiğinizde ya o benden sonra oldu veya benden önce oldu kardeşim. Bu böyle olması lazım. Ama biz bunu yapmadık. Ama öyle de olmuyor hocam. Bak işte. Biz yapmadık. Evet. Yapmadık. Bu da bizim şeyimiz yani. Evet. Biz ama o imkanlar ölçüsünde olabilecek norm kadroya mesela takılma durumu söz konusu olabiliyor. Yani belli bir şu anda üniversitelerde o şey oldu. Onlar kadro vermeye etkiledi. Biz akademik şeyi yükselttik. O şeyi sağlamayan arkadaşlarımız olmuştur, vermemişizdir. Ama onun dışında çok nadirendir. Yani %1'dir, 2'dir böyle kenarda köşede unutulmuş veya ne bileyim ilgili bölümde ihtiyaç yoksa. Evet. Yoksa genel anlamda prensip olarak söyleyeyim yani öyle bir şey olmamıştır. Yani. Hocam bir de genelde geçmişte hep şey tartışılırdı hocam. Hı-hı. Fırat Üniversitesi'nden çok ciddi şekilde beyin göçü yaşanıyor. İşte hani hocalar gidiyor desin. Dönemimizde de giden hocalar oldu mu? Yani hani kimi idariyle anlaşamadığından dolayı, kimi kadrosuzluktan dolayı. Ha yani hocam? Şöyle. Yani özellikle tıp fakültesinde hocam. Yok, tıp fakültesinde hiçbir arkadaşımız kadrosuzluktan dolayı gitmemiştir. Ve de idareyle anlaşamadığından dolayı. Hiçbir arkadaşımız idareyle anlaşmayarak gitmemiştir. Tıp fakültesi için söylüyorum. Ama üniversiteler dinamiktir. Üniversitelerde doğru gelen insan da olur, giden insanlar da olur. Bizim amacımız nitelikli insanı üniversitemizde tutmak. Sadece tıp fakültesi için değil, bütün bölümler için geçerli. Üniversitemize nitelikli insan kazandırmak idi.
Ama insan var, gitmiş daha iyi şartlarda, tamam mı? Anası babası İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Kayseri'de, ne bileyim Antep'te, ne bileyim Diyarbakır'da da olabilir. Tamam mı? O şartlarda özele geçmek istiyor, daha iyi şartlar var. Sizin devlet imkanlarına verdiğiniz ücret kanun çerçevesindedir. Bunlar olmuştur ama bunun dışında asla bizi hiç kimseye başka yere gidecek şekilde teşvik etmemişizdir. Ama onun dışında norm kadroya takılmıştır. Mesela veteriner fakültesinde profesörlük arkadaşımız gelmiştir. Profesörlük verecek bir şeyiniz yoktur. Yani profesör kadrosu 3'te 2'den fazladır. Arkadaş beklememiştir. Gitmiştir. Başka yere gitmiştir. Bunlar olmuştur. Yani bunlar da nadir vakalar ama temelde öyle ciddi bir beyin göçü söz konusu olmamıştır. Allah'a şükür bu dönemde. Ama gelen de olur, giden de olur. Yani bunu da fazla büyütmemek lazım. Mühim olan dediğiniz anlamda bir gidişlerin olmaması. Hocam bir Cuma İllar Bey sosyal medya fenomeninden Elez'den diyor ki Elez olarak bilim adına Fırat Üniversitesi neler yaptı? Hocam bize aydınlatırsan memnun olurum diyor. Fırat Üniversitesi bilim adına neler yaptı diyor. Fırat yani, Üniversitesi evet. Bilim adına şimdi biraz önce bahsettiğimiz ÜRAP verileri, Şangay kriterleri, tamam mı? Dünyanın başka kuruluşları sizi değerlendirirken evet. Bilimsel kriterler çerçevesinden değerlendiriyor. Fırat Üniversitesi eğer Türkiye'de ilk bine girmişse yaptığı bilimsel faaliyetlerle girmiştir. Fırat Üniversitesi eğer TÜBİTAK'tan her yıl 10 milyon liralık bir proje almışsa bilimsel faaliyetleriyle girmiştir. Eğer Fırat Üniversitesi Teknofest'te gitmiştir, birinci olmuşsa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde ödül almışsa o bilimsel altyapısıyla almıştır. Eğer Fırat Üniversitesi kendi yaptığı, öğrencisinin ve asistanının yaptığı, motorundan neyine kadar yaptığı, arabasıyla koca koca bütün üniversiteden yarıştığı bir yarışta bütün aşamaları aşmış, ilk 4'e 5'e girmişse bilimsel altyapısıyla girmiştir. Evet. Eğer Fırat Üniversitesi şu anda kendi bölgesinde, organize sanayisinde veya ticaretinde özellikle bakın adamlar getirdi şeyi motor kurdular, Araplar geldi. Onun şeyini kim oluşturdu? Fırat Üniversitesi'nin bilim insanları oluşturdu. Ve Fırat Üniversitesi yaptığı İHA'larla, yaptığı SİHA'larla, model şeylerle, yarışmalarla bunları kazandırdı. Onun dışında yine Cumhurbaşkanımız da ödül verirken bize özellikle yine TÜBA'dan ödül alırken bu bilimsel faaliyetleriyle bunları sağlamıştır. Yine burada dünyanın ilk düşünebiliyor musunuz? İlk 30 bilim adamı ve ilk 100 bilim adamı arasına giren Fırat Üniversitesi'nin bilim adamları varsa şu anda elini sallasa gidip Amerika'da hekimlik yapabiliyorsa ve hocalık yapabiliyorsa veya gidip yine yapıyorsa bu da Fırat Üniversitesi'nin herhalde bilimsel birkaç tane cevabı olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında yine şu anda Teknokent'te biraz önce bahsettiğim Big Damla projesi çok önemli. Ne hocam? Bireysel girişimci evet, yetiştirme tamam. Programı kapsamında şey alıyorsun. TÜBİTAK'tan. Yaptığınız şeyleri alıyorsun ve orada da genç girişimci yetiştiriyorsun. Bu neyle? Kapasitenizle, bilimsel kapasitenizle bunu sağlayabiliyorsunuz. Şu anda yine savunma sanayinde 14 projeden biri Fırat Üniversitesi'nin projesi ise mühendislik alanında, yazılım alanında yine bilimsel altyapısıyla yine özellikle siber güvenlik konusunda şu anda Türkiye'de Fırat Üniversitesi ilk 3-4 üniversiteden biri ise yine bilimsel katkılarıyla herhalde o arkadaşımıza cevap olur diye düşünüyorum. Evet. Daha benim sayamadığım nice başarılar var. Evet.
Hocam tabii bir reklam arası vereceğiz ama evet. Özellikle hani hepsi aldığımız zaman en çok gelen sorulardan başında hocam Fırat Üniversitesi'nin hastanesi geliyor. Tabii gerçekten ki. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne baktığımız zaman dışarıdan çok aşırı halde hasta da geliyor. Yurt dışından hasta da geliyor ondan sonra. Özellikle doğrudur. Mide ameliyatında bazı bölümlerde çok iyi Fırat Üniversitesi'ndeki hocalarımız. Onları da hani reklamdan sonra konuşalım ama yine tabii onunla birlikte sizin kabul etmediğiniz ama vatandaşın nezdinde özellikle enfeksiyon konusunda yine baktım bayağı bir mesaj atmışlar hocam. Bir reklamlardan sonra onu da cevaplandıralım hocam. Eyvallah, eyvallah. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arasından sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, gündem programı devam ediyor. Gündem programının bu akşamki konu Fırat Üniversitesi bir önceki dönem rektörü Sayın Kutbettin Demirdağ hocamız, profesör doktor. Aynı zamanda kendisi enfeksiyon uzmanı. Hocam başlamışsınız da aynı zamanda üniversite hastanesinde. Hocam size aldığımız zaman genelde üniversite hastanesi ile ilgili sorular geliyor. Eskiden böyle de. Belki halkın en çok ilgilendiği alanlardan bir tanesi de Fırat Üniversitesi'nin hastanesi. İsterseniz hocam birkaç tane mesaj okuyayım. Ondan tabii, sonra tabii, da memnuniyetle Zeki Bey, memnuniyetle. Kutbettin hocamıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisine çok başarılı buluyoruz. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürler demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de demiş ki Zeki Akbey rektörümüze sorar mısınız demiş. Şartlar sağlandı, sağladı ve öğrencisi oldu ve ihtiyaç olduğu halde 18 aydır profesör kadrosunu bekleyen özlük hakları verilmeyen öğretim üyesi unutulmuştur. Herhalde başka bir şey düşünmemiştir. Ancak unutmuşsa bile vicdanın rahat mı demiş eski rektörümüz. Var mı hocam böyle 18 ay normal süre mi? Şöyledir, şey mi şöyledir. Yani arkadaş dediğine göre arkadaşa inanmak lazım. Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim. Doçent olduktan sonra 2,5 sene sonra atanmıştım. Profesör olduktan sonra 1,5 sene sonra atanmıştım. Bunu yaşayan biri olarak ben biraz önce söyledim. Bölüm ihtiyaçları. Öncelikleri çerçevesine bakmak lazım. Norm kadro, yani bölüm vermediği için ben bir şey söyleyemem. Doğrudur. Belki 18 ay değildir, 28 aydır. Yani belki az söylemiştir ama evet, şeyini bilmem lazım. Yani lokal şey bilmemiz lazım. Biz şu anda herhalde yani 1000 tane atama yapmışızdır. Yükseltme, yeniden atama vesaire şu bu olarak baktığımızda. O çerçevede bakmak lazım. Unutulmuşsa, unutulmuş mudur, değil midir onu da bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Şey vakalar vardır, yani öyle tek tük vakalar olmuştur. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi kadro istemişsin, iki defa gelmemiştir. Hatta üç defa istemişsin, gelmemiştir. Artık ona istememişsin, demişsin ki yok kardeşim vermiyordur mesela. İlgili programa veya ilgili şeye. Veya norm kadrosunu takılmıştır. Veya başka bir kendi bilimsel dosyasına da bir problem vardır. Onun haricinde bir şey diyemem. Ama vicdanen rahatım. Rahat evet. olsun. Yani hocam, 18 ayı bilerek bekletmişimse evet. de onu söyleyebilirim. Yani evet. Vicdanen rahatım. Evet. Söyleyebilirim. Doğru. Aslında ben hiç bir kimseyi 18 ay bekletmek için bir gayret içinde olmam. Asla hocam olmam. Mesela hakikaten hep dikkat ettiniz mi hocam? Hı? Yani insanların hakkının yenmemesinde yani Zeki Bey, hak kişiye göre değişir de hocam. Mesela, hak kavramı sizin de dediğiniz gibi. Bak evet. biraz önce herkes kendine göre haklıdır hocam. Bak yani. Bazen verdiğiniz hak bile şey adına haksızlık oluyor biliyor musunuz? He. Tamam mı? Vicdanınız sızlasa bile bazen diyorsunuz tabii ki ya insanların mağdur olmaması için karar alıyorsunuz. Şeydi ama hocam, şey olsa idarecilik de çok zor hocam. İdarecilik de gerçekten çok zor. Bütün insanları memnun etmek çok zor. Herkes ama, kendine göre haklıdır tabii hocam. Tabii ki. Yani o arkadaşımız da belki haklıdır. Ben bir şey diyemem. Yani kendisine haksızlık da yapılmış mıdır, yapılmamıştır onu da bilmediğim için bir şey diyemem. Evet, doğru. Ama ekster vakalar dediğim gibi yani Fırat Üniversitesi ailesi 2000 tane öğretim görevlisinin olduğu bir üniversitede bunun biri, üçü, beşi bu şekilde çeşitli sebeplerle ataması gecikmiştir, kadro problemi olmuştur, gök vermemiştir veya biz istememişizdir, ulaşılmamıştır vesaire vesaire olmuştur. Veya bazen kendisinin de hatası vardır. O hatasını o benden senden çok daha iyi bilir neden şey olduğunu. Yani bu tür şeyler olmuş ama yoksa evet. genel anlamda asla ve asla bizim
Yani şunu soruyorum hocam. Yok. Genelde ortak sorulara girmeyeceğim hocam. Yani, özellikle zaten ilk yarıda, ilk bölümde de söylediniz. Yani öğretim üyesi alırken, işte araştırma görevi alırken ve kadrolar verirken profesörlük, doçentlik. Yani genelde hakka hukuka riayet ettiğinizi söylediniz hocam. Benim rektörlüğüm bitti. Evet. Bak şu anda gerçekten kimsenin kronolojik olarak 4 senem, 5 senem bitti ben profesör olma diye bir derdinin olması gerçekten doğru bir şey değildir. Doğru. Yani biri 5'te olur, biri 10'da olur, biri 7'de olur. O sizin elinizdeki kadro, yani yöneticinin elindeki kadro ve önceliklerine göre olması lazım. Yoksa kişilere orada Zeki Akbıyık veya Kütbetin Demirdağ'dır diye yapılmaması lazım. Evet. Anladın mı? Norm kadroya takılabiliyor, bilimsel şeylere takılıyor. Bunlar olabilen şeyler. Ama temel olarak şunu söyleyeyim. Biz verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Vicdan olarak da rahatız. Bundan kimsenin bir endişesi olmasın. Kimseyi de bilerek veya unutmuş olabiliriz. Belki o arkadaşımızdan dediği gibi unutmuş olabiliriz, mağdur etmiş olabiliriz. Ama bilinçli olarak öyle bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Onu ifade edebilirim. Ha olmuş da olabilir, o olur. Belki bir iki tane daha çıkmış olabilir. Yani hocam, bir şey diyemiyorum. Bu tür şeyleri... Birkaç tane öğrenci de mesaj atmış. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten Fırat Üniversitesi son yıllarda çok büyük bir atılımlar yaptı. Sosyal alan olarak da üniversitenin kampüsü de çok güzel. Hocamızın da her zaman bir sıkıntımız olduğu zaman gittik. Bize yardımcı oldu. Teşekkür ederiz demiş şimdi hocam. Öğrencilerimiz iyi miydi hocam? Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Öğrencilerimiz bizim veli nimetimiz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Onlara... Ben hep öğretim üyelerine de özellikle birinci verdiğim mesaj asla ve asla öğrencilerimizden beraber olun. Öğrenciyi anlayacak şekilde öğrenci gibi olun. Tepeden bakmayın, kendinizi üste görmeyin. Öğrencinin halini anlayın, öğrencinin seviyesine inin. Eğer siz onların seviyesine inmeseniz o öğrencileri biz kaybedebiliriz, memleket adına kaybedebiliriz. Ben de hep öğrencilerimizle iç içe olduk, öğretim üyelerimizle, personelimizle hep iç içe olduk. Özel hayatımda da öyle, geçmiş hayatımda da hep öyle oldu. Öyle olunca da insan mutlu oluyor. Ne güzel işte öğrencilerimizin değerlendirmesini. Bizim birinci önceliğimiz öğrencilerin eğitim imkanlarına ulaşması için ne gerekiyorsa hiçbir şeyi reddetmedim. Bakın alet, erdevat, bilgisayarmış, tahtamış, şuymuş, buymuş, sıraymış. Ne aklınıza geliyorsa öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılama adına birinci önceliğimiz olmuştur. Onun o açıdan baktığımızda diğer bir konuda öğrencilerin nitelikli yetişmesi için hep öğretim üyelerimize tavsiyelerde bulunmuşuz. Ve sorguladığımızda da bakın ben her sene aşağı yukarı bu son bir sene, bir buçuk sene bazı bölümleri gezemedik. Ama yine bölüm bazlı çağırarak birebir problemlerini görüşüyoruz. Ne yaptık, ne ettik? Hesap veren ve hesap soran bir yönetim anlayışı sergiledik. Bundan dolayı da mutluyuz. Fırat Üniversitesi'ne kurumsallaşmayı sağladık. Şu anda Fırat Üniversitesi Elazığ'ın ekonomik olarak en büyük bütçesine sahip ikinci kuruluşlarından biri bildiğim ya da ikinci ya da üçüncü kuruluşu bilmiyorum. Belediyeden sonra belki. Evet. Kaçtı hocam bütçesi? Yani 500 küsür sadece şey. Hastanenin bütçesi hariç. Hastaneninki yani yanlış hatırlamışım, Elazığ Belediyesi 534 diye. Yani Fırat Üniversitesi'nin de o kadar, ona yakın. Evet, ama tamam. Üniversite Hastanesi'nin döner sermaye bütçesi tek başına 300 civarıdır yani. Bu yıl itibariyle çıkacak yani. Düşünebiliyor musunuz? Ona kattığımızda yan şeyler hariç. Yani senede herhalde 1 ile 1,5 katrilyon civarında bir katma değer sağlıyor Fırat Üniversitesi bu şehire. Evet doğru. Bu çok şehire. Önemli hocam. Hocam biraz mesajlar ara verip evet. Zaten hani gelen konulardan bir tanesi de çünkü hani siz de fazla üniversiteye boğmak istemiyoruz. Biraz da hani şehrimizin sorunlarını, problemlerini, evet. Sıkıntılarını, işte neler düşünüyorsun onu da öğrenmek istiyoruz hocam. Ama özellikle hastane ile ilgili düşünceniz neler hocam? Sizlerle biz çok program yaptık. Yok aynı zamanda Zeki Bey, da çok siz güzel. Enfeksiyon benim, uzmanı olduğunuz için. En çok sevdiğim. Sizin pencerenizden baktığım zaman hocam. Hastane çok temiz, çok hijyenik. Evet. Vatandaş nezdinden baktığımızdan da vatandaşta Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin
hijyen olmadığını, işte enfeksiyondan dolayı çok hastanenin vefat ettiğini, yakınların vefat ettiği şeklinde bir algı var hocam. Nasıl kıyaslıyorsunuz hocam? Şimdi vatandaş gözüyle, kendi gözüyle, kendi gözüyle söyledi de haklılık payı olabilir. Ama biz profesyonel anlamda olarak söylüyorum. Bakın şu anda benim Ankara'da yaşayan bir arkadaşım, kardeşi burada yattı, geldi. Sordum. Dedim ki, bizim Fırat Üniversitesi'ni sen nasıl buldun, hastanesini nasıl buldun? Orada da Ankara'nın en büyük, iki tane büyük üniversite hastanesinden birinin, bak evet. İsim vermiyorum ki reklam tabii, olmasın. Tabii. Sizinki oraya göre 5 yıldızlı otel dedi. Bakın dışarıdan gelen, orada gidip tedavi görüp gelen insanın şeyi bu. Bakın. Niye algı böyle oluyor? Algı bazen gerçeklerin önüne geçiyor. Bak şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Şimdi biz gerçekten Fırat Üniversitesi'nde en önemli problemimiz bir zamanlar hemşire problemiydi. Son 2-3 yıldır, 4 yıldır yardımcı sağlık personeli ve hizmetli ve temizlikçi problemiydi. Onlar büyük çabalar sonucu en son o personeli de aldık. Çoğu da başladı, yeni başladı. Bakın şimdi getin hastanenin etrafı tertemiz. Bırakın yani eskiden etrafını temizle, içini biz temizlemekte. Yani sirkülasyonda problem yaşanıyordu. Bu açıdan baktığımızda ama yine kesinlikle şunu söylüyorum. Ana kurallar gereği neyse onlar yapıldı. Bakın şurada Sağlık Bakanlığı'nın hastaneler akreditasyonu ile ilgili değerlendirme kurulu var. Bak bizim şu andaki resimlerin içinde de var. Nasıl gelip, hocam? İşte yani 100 üzerinden ne alabilirsin mesela? 80'in üzerinde alsan kötü bir şey veya 90, tabii, 80 ile 90 arası alsan ne olur? Her yıl bir öncekine göre almış oluyorsun. Hemşire desteği sağlandı. Diğer temizlikçiler de sağlandı. Bundan sonra daha fazla bu konularda ön plan. Ama bazen bizim binanın yapısı kaç yıllık bina? 30 yıllık bina. Tabii. O binanın mermerini sen böyle her gün cilalasan bile geçsen baksan kirli görünüyor. Vatandaş onu gördüğünde düşünebiliyor musun? Onu kirli görünüyor. Ama mesela poliklinik binası yeni bir bina olduğu için giriyorsun, bir temizlediğinde hemen pırıl pırıl görünüyor. Ama orayı da aynı şekilde temizlediğinde şey gözüküyor. Vatandaş o gözüyle şey gözükebiliyor. Ama enfeksiyondan dolayı ölen ya şimdi ya? Şöyle, enfeksiyondan dolayı insanlar doğrudur, ölür. Buradan, var mı yani üniversitede? Hayır. Her yerde ölüyor. Yani ama bir iki tane olur hocam. Ya şey vardır Zeki Bey, bu konuyu fazla hani çok tartışmamız için şey demek istemiyorum. Özet olarak söyleyeyim. Hocam. Dünya verilerinin, Türkiye verilerinin altında bizim verilerimiz var. Tamam mı? Atıyorum Türkiye'de hastane enfeksiyonları ölüm oranı %2 ise bizde %1'dir. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet yok doğru. Bu yeterli değil mi? Bak rakamlar var. Yani bizim rakamlar şeyde girse herkes görür. Sağlık Bakanlığı'nın bütün sitelerinde rutin verilerimiz var. Görünüyor. Tamam mı? Bazen insanlar mesela bir hasta ölürken tamam mı? Evet. Rahat cevap vermek için ya biz bütün çabayı sarf ettik ama işte enfeksiyondan öldü der. Evet. Rahat bu nedir biliyor musun? Rahat bir cevaptır. Doğru. Bu da bazen algıyı oluşturuyor. Evet. Binanın tabii ki yenilenmesi lazım. İçindeki şeylerin yenilenmesi lazım. Bunlar maddi şeylerle ilgili. Onlarla ilgili de mesela programla kondu. Zaman içinde servisler yenilendi. Ameliyathaneler yenilendi. Kadın doğum servisi yenilendi. Çocuk hematoloji yenilendi. Çocuk yoğun bakım yenilendi. Yeni doğan yenilendi. Kardiyoloji yenilendi. Bütün servisler dönüşümlü olarak yenileniyor. Ve hastanede düşünebiliyor musun? Hizmetin maksimum devam edebilmesi için alet erdevat açısından Türkiye'nin en donanımlı hastanesi. Evet. İnsan kaynağı açısından bütün branşları düşünebiliyor musun? Hizmet verdiğimiz bir hastane. Eskiden branşta eksiklik vardı. Hastalarımız nereye gidiyordu? Çevre illere veya merkez Ankara'ya falan gidiyordu. Doğru. Yani bunları hepsini sağladık ve bunların da çoğu da sağ olsun kişisel gayretlerimiz ve devlet büyüklerimizin bize yardımlarıyla sağladık. Ben bundan dolayı da devlet büyüklerimize ben teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, emeği geçen siyasilere,
Hepsine sizler vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Hastane ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yani hastane şu anda Fırat Üniversitesi Hastanesi bu Elazığ'ın bir şansı. Bölgenin de hocam. Bölgenin şansı. Bakın bölgenin şansı. Güncel'den geliyor, bakın, Bingöl'den geliyor. Şırnak'tan helikopterle hasta getirdiler. Geçen Erzincan'dan hasta Erzurum'a gidi, her yerde kabul etmediler. Oradan helikopterle bizden temas ettiler. Getirdiler, biz burada kendilerine yer sağladık. Yine yararlılarla ilgili Allah muhafaza etsin. Ülkemizde her zaman bu terör olayları, askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin Allah yardımcıları olsun. Terörle ciddi mücadele ediyorlar. Olaylarda bizim hastanemiz üzerine düşeni. Bir eksikliğimiz şey var mı hocam? Bazen hastalarımız Malatya'ya gidiyor, Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi'ne. Malatya'dan da bize geliyor. Üzülüyor musunuz Malatya'dan hocam? Da bize gelenler geliyor var. Geliyor mu hocam? Malatya'dan da bize gelenler var. Yani yurt dışından gelen de var bize. Yurt dışından da gelenler var. Doğru. İstanbul'dan da gelenler var. Ankara'dan gelenler de var. Gelip bu da tedavisine olanlar var. Bu şeyler olabilir. Bakın şöyle. Çok mu doktor diye? Tercihi olabilir. Zeki Bey, biri beni beğenmez, biri sizi beğenmez. Tabii, doğru. Aynı mesleği yaparız. Tabii, gelir, kafası karışır. Ben biliyorum öyle arkadaşlar. Ankara'nın merkezinde Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'ndeki bütün hocalara gidip tedavisini düzenleyen insanlar, sonra gelip Elazığ'da bu tedavisini devam eden arkadaşlarımız var. Doğru. Yani bu hastalık psikolojisinden biri, doğru, yani Malatya'ya giden olabilir ama Malatya'dan da bize gelenler var. Bakın şu anda Malatya'da bazı işlemler yapılıyor, bizde yapılıyor. Evet. Yani olabiliyor. Yani onlar doğal şeyler yani. Doğal şeyler. Evet. Hocam şimdi rektörlük zor mu hocam? Yani tabii mesela ki. İdare açısından, işte şehirle, şehrin valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekiliyle, diyaloğunuz nasıl geçti hocam? Yani, zorlandığı zamanlar oldu mu, sıkıntı yaşadığı zamanlar oldu mu? Çok güzel anlaştığımız idarecilerimiz oldu, hiç anlaşamadığımız idarecilerimiz oldu. Yani bunlar doğal şeyler. Evet, fıtratınızın uyuşmayan şeyler oldu ama temel prensibimiz şuydu, biz bir kamu görevi yapıyoruz. Kamu görevi yaparken kurumun ve şehrin ve ülkenin menfaatini düşünerek ben hep hareket ettim. Bazen mesela hocam en çok sizi takdir eden kamuoyunda arsa konusunda çok dik durdunuz. O mesela kamuoyunun puanının bakın, kazandığı arsa, bazen de sıkıntı yaşadınız. Arsa Zeki Bey var ya, dolayı. Arsa bizim buzdağının görünen yüzümüzün bir parçası. Evet. Biz bu üniversite adına, bu şehir adına... Kimi dedi ki hocam ya boş duruyor, versin yatırımcının önünü kesiyor dediler. Kimi de dediler ki ya işte üniversitenin bizim, hakkını bizim, koruyor bizim dediler. Yani buzdağından görünen yüzümüz. Ama ben en ufak bir program için bile, tamam mı, ne yapılması gerekiyorsa, nasıl halledilmesi gerekiyorsa, tamam mı, buradan Ankara'ya giderken, buradan YÖK'e giderken, buradan oraya giderken, bütün senaryoyu hazırlayarak gidip gayret gösteriyoruz. Ama biz bunların görevimiz bu. Kabiliyetimiz çerçevesinde faydalı olmaya çalıştık. Arsa konusunda da tabii ki geçmiş gün, artık daha bunları uzun kaldırıp şey etmeye gerek yok. Evet. Ama o konuda tarih yazacak. Kimin haklı, kim haklı olduğunu. Şehrimizin halkı biliyor. Sokaktaki vatandaşımız biliyor. Ama orada da maalesef istediğimiz başarıyı gösteremedik. Depremin verdiği zorunluluktan dolayı da resen bazen üniversitenin arazisine el kondu. Bunu hiçbir zaman da içimize sindirmedik. Evet. Bunu da vatandaşımız böyle bilsin. Benim rızamla, benim imzamla bir karış dahi kamu malı hiç kimseye peşkeş çekilmemiştir. Bazen bunu de böyle vermek bilsin. Gerekiyor mu hocam yatırımcının? Tabii ki gerekiyor. Tabii ki gerekir. Bakın neydi? Bingöl'de kurulan neydi? Sütaş. Sütaş geldi. Mesela Sütaş geldi. Ben Sütaş'ı yöneticileriyle beraber bizim yurt başındaki bütün arazimizi kendilerine şey edelim dedik. Burada şey edin. Biz gerekirse sizden buradan çiftliğimizde de şey desteği verelim. Adamlar çok memnun oldu. Ama o zaman siyasi şeyleri aşamadıkları için... Doğru. Tercihden o şekilde kullandılar. Onun haricinde mesela hocam, organize sanayimiz şimdi tekstil kent kuruyor. Tekstil kentten ilgili kendilerine arıtma tesisleri gerekiyordu. Bir parsel verdik, bunun şeyi yetmedi, yerini beğenmediler diye tarafı mesela yazdık, derhal verdik. Mesela çevre şehircilik yeri binası kendi yerimiz. Evet. Kendi yerimiz ve şu anda Elazığ'ın en değerli arsası. Arsası, ama kurum adına dedik ki ya devletin kurumu, o da bir fiili bir durum var.
kullanın kardeşim dedik. Evet. Ha yani buna benzer şey. Biz şehrin ve kurumun menfaatini ama kişisel menfaat, kişisel şeytanlıklar çerçevesinde dolanarak memleketin arazisine veya arsasına veya bir BİM kurumun bir lirasına teşebbüs edenlere asla ve asla hiçbir zaman müsaade etmedik. Evet. Hayatımız boyunca da şeyde yanlış hatırlamıyorsam hocam, özellikle bölge müdürlüklerinin taşınması konusunda da bakanla protokol imzaladı. O zaman da biraz itiraz etti ama yok değil. Bakın zamanda. Bakın. Yani o fırsatı kaçırdık ben mesela. Bak, hocam, bakın mesela orada da hocam, orada da Zeki Bey yok, orada da şey için diyorum hocam, en çok şehir adına üzüldüğüm yani hani Beyaz'da yaşayan ben de üzüldüm olarak hocam. Devlet su işlerine mesela taşınacak evet, işte yer de verdiniz. O Elazığ için tarihi fırsattı. Çünkü şu anda işte lojmanlar yapılıyor, binalar yapıldı. Benim bakın, için kan ağlayacağım. Bunu çok samimi olarak söyleyeyim. Biz, yani bunu şimdi değil, geçmişte de söyledim hocam. Yani yanlış olduğunu. Zeki Bey. En çok mesela Bakan Bey benim yanımda protokol imzaladı. Siz de vardınız. Bölge müdürlükleri üniversitenin vereceği yani stadı yapılacak yere yapılacaktı. Ama Elazığ tarihi bir fırsatı kaçırdı hocam. Stat yeri duruyordu. Karşı tarafın, sol tarafın hepsini teklif ettik. Kabul evet. edilmedi. Bu taraftan 500 dönümlük bir arazi, kamu kurumlarının taşınma alanını evet. teklif ettik. Sadece istediğimiz neydi biliyor musun? Evet. DSİ bölgesinin yeri ki biz önceden anlaşmıştık. Tabii, doğru. Bunu bozan da o zamanki siyasiler ve o zamanki idareciler, evet. arkadaşlarımız doğru. başka heveslere girsinler. Üniversiteye gitmesin de gavura gitsin sanki mal. Şimdi doğru. ne oldu? DSE orada kendi binasında yaptı. Lojman şimdi hem de yaptı. Aynen yolun kenarında da tık 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 lojmanlarını koydu ki takdir orada başka bir şey de yapılmasın stratejik tabii, olarak. Doğru. Bakın bizim orada bir bina yapmamıza, bir bina yapmamıza razı olmayan yöneticiler bu fiili durumun müsebbipleridir. Ve biz DSE'yi müsteşarıyla, değerli bakanımız, Veysel hocamızın aynen. bütün ekibiyle biz anlaşmıştık. Düşünebiliyor musun Zeki Bey? Evet, doğru. Bak hepsini anladık. Mesire yerini dahi biz almıştık dedik. Kardeşim mesireyi alın, siz işletin belediyemiz. Ama burayı da bırakın, üniversite bölünmesin. Şeye açılsın, evet, bölünmesin, evet. caddeye açılsın ve vatandaşımız geldiğinde evet. rahat rahat işini görsün. Ama ne oldu? Sonuç bu. Sonuç bu. Neyse bu konular geçmişte kaldı. Tatlı bir hatıra olarak anlatalım. Ama şey için hocam ben de mesela hani bize şahit olduğum için yani hani bakın beni o protokol imzasında DSE'nin taşınmasında ben de yani şehir adına evet. üzüldüğüm noktalardan evet. bir tanesi o hocam. Aynen öyle. Hocam şeyde yani hani zorlandınız ettiniz hocam. Hani tatlı anılarınız da oldu isterseniz 8 yıl içerisinde. Bu anda baktığım zaman özellikle bazen de işte sizin isminiz siyasete geçiyor. Hani bundan sonra milletvekili adayı, belediye başkanı adayı olmayı, siyasete girmeyi düşünüyor musunuz hocam? Ya tehlikeli soru soruyorsun şimdi sayın vekillerimiz, sayın belediye başkanımızı, sayın değerli dostum Şahin Bey, ondan önce Mücahit Bey'di. Evet. Rahat olsunlar. Ha, belediye düşünmüyor sanırım. Yani şöyle, bizim hayat insanın önüne ne getirir? Bugünden geleceğe ilgili bir şey yapmak doğru değil. Ama ülkemizin ihtiyacı, memleketin ihtiyacı olduğunda biz sorumluluktan kaçmayız. Evet. Bunun adı vekillik olur, bunun adı ne bileyim memleket adına taş taşıma olur, bunun adına ne bileyim yerinde oturma olur, ne olursa olsun biz sorumluluktan kaçmayız. Ama hiçbir zaman makam sevdalısı değiliz. Hayatımızın merkezine olmasak kıyamet kopar değiliz. Onun için biz hep Allah'tan takdir ettiğimiz, Ya Rabbim önce her takdir ettiğin her şeyin hayırlısını dileriz. Evet, hayırlı değilse bir şeyler engel olsun. Ki rektörlükte de yola çıktığımızda genellikle bu şekilde çıkmıştık. Ve hayırlı değilse bir şeyler engel olsun. Eğer memlekete hizmet olacaksa, eğer memlekete taşın üzerine taş konacaksa, bu adına bir hizmet düşüyorsa, bunun adı ne olursa olsun biz görevden kaçmayız. Ama şey heveslerimiz, hırslarımız yoktur. Tabii ki insan memleketi adına birikimlerini bir yere taşımak ister. Bakın 8 yıl sadece şey değil. Ben Türkiye'nin her yerini karış karış bilirim. Doğusundan, güneyinden, batısında, İç Anadolu'dan kuzeyine kadar. Her bölgedeki insanımızı biliriz, bölgenin problemlerini biliriz. Hele hele kendi bölgemizin, kendi insanımızın, kendi şehrimizin problemlerinin ne olduğunu, Ankara'da bürokrasinin nasıl işlediğini,
bu şey meslek hayatımız boyunca ve bu özellikle yöneticilik dönemimizde birçok şeye vakıf olduk. Evet. Ha, bunlar da şehir adına kullanılması gereken bir durum olursa da tabii ki kullanırız. Yani bundan niye kaçınalım? Ama biz şu anda saygın bir mesleğim var. Ben tıp hekimiyim. Profesör olarak kendi hastanemde çalışıyorum. Beni mutlu eden en önemli olaylardan hastalarımızın özellikle hasta olarak geldiğinde iyileşmeleri, onların duaları ve yine hizmet ettiğimiz dönemde yaptığımız hizmetleri görerek takdir eden. Hocam, biraz önce öğrencilerimiz bahsetti. Bakın düşünsene, Fırat Üniversitesi şu anda Türkiye'nin en yeşil üniversitelerinden biri. 250 bin metrekareden fazla sadece şu anda sulanan ve yeşillenen alan vardı sadece bu dönemde. Düşünebiliyor musun? Hepsini toplasan ne kadardır? 300 bin metrekare yeşil alan yoktur. Bunun 250 bin metrekaresini, 200 bin küsur metrekaresini bu dönemde gerçekleştirmişiz. Yaşanan bir üniversite haline getirmişiz. Burada gezip, burada kütüphanede dersini çalışan, oradan gidip camide namazını kılan, oradan gidip yemekhanede rahatlıkla yemeğini yiyen, öğrencilerimizin bize yeter. Vatandaşımızın, Elazığ halkının sağ olsun, ben sokakta gezdiğimde, alnım açık olarak gezdiğimde, tanıp tanımayıp gelip bana selam veren, ben filan kişiyim, siz beni tanımazsınız ama şundan dolayı size Allah razı olsun diyen insanların duaları bana yeter. Allah şahittir. Bizim yoksa ne olacak? Hocam o şey almıştım mesela, Ramazan Saka Bey, Saka Tekseli Zade yapıyor. Altın alacağınıza dua alın dedi ki, her şeyin başı dua hocam. Dua önemli. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hocam şey zor oldu. Mesela iki dönem 8 yıllık rektörlük yapıp tekrar işte Fırat Üniversitesi Enfeksiyon Bölümüne öğretim üyesi olarak döndünüz. Zor geliyor mu hocam? Ya şöyle Zeki Bey, tabii ki mesainizi şeye harcadığınızda biraz kendi bilimsel açınızdan hele hele şey yapamadığınızda tabii ki düşünebiliyor musun? Biraz zorlanıyorsunuz tabii. Ama klasik olaylardaki bilgileriniz zaten tazeleniyor. Bu dönemde kısa sürede geçilir ama tabii ki şeyde daha zorduk. Yani rektörlükteki görevimiz bunun kaçta kaçı. Burada bir iş yapıyorsunuz yani hasta ve hekim ilişkisi, evet. Ve bir de hastalarla ilgili problemler, doğru. Ve hasta yakınlarına ilgili problemler. Evet. Burada ana probleminiz bu, evet, meslek doğru. olarak. Tabii. Ama üniversitede öyle değil. Doğru. Üniversitede şehrin bütün dinamikleriyle problemler oluyor, olaylar oluyor. Hepsinden ne yapmanız lazım? Bir çözüm bulmanız lazım, bir arayol bulmanız lazım. Her idare, her personel başlı başına bir olay. Her öğretim üyesi bir olay. Her öğrenci başlı başına birer vaka. Ve her gün şey ettiğimizde telefonumda 24 saat açıktır. Asla şarjı bitmemeye çalışır. Ya bir yerde de çekmez ya da başka bir şey değildir. Gece gündüz açıktır. Acaba aman hep şey ederiz, kötü bir haber gelmesin, olumsuz bir şey gelmesin. Üniversiteyle ilgili, şehrimizle ilgili. Doğru. Hocam şimdi baktığımız zaman şey açısından özellikle hani işte Elazığ'ın sorunlarını biliyorsunuz, problemlerini biliyorsunuz, sıkıntılarını biliyorsunuz. Elazığ'ı nasıl görüyorsunuz hocam? Mesela bugün işte bizim de yaşadığımız şeylerden bir tanesi şu. İşte şehir mutsuz. Yani hani milletvekillerini aldığımız zaman, sohbet ettiğimiz zaman onlar da işte Elazığ'a gerekli hizmetleri yaptıklarını, ettiklerini, ondan sonra şehrin tüm sorunlarını çözdüklerini ifade ediliyor. Vatandaş işte dün mesela şey başlattı, sahipsiz Elazığ diye. 28 bin tane tweet atıldı ki çok bir hangi büyük konuyla bir rakam. İlgiliydi o şey? Şeyle ilgili işte Giresun'a verilen 50 bin TL destek, ondan sonra işte deprem teşvikle ilgili, ikisiyle ilgili. Siz nasıl görüyorsunuz hocam? Baktığınız zaman hocam. Tabii hani yıllardan bugüne kadar. Yani Elazığ'ın mutsuzluğunu farkındayım. Özellikle bu deprem ve korona sonrası bu mutsuzluğun daha çok arttığını görüyorum. Esnafta görüyorum, vatandaşta görüyorum. Düşünebiliyor musun? Bir adamın bir dükkanı var. Erişkin iki tane, üç tane çocuğu var.
ve o adam o dükkanda bilmem ne satarken şu anda o dükkanı yok. Ve o erişkin yaştaki çocuklarıyla beraber köydeki evinde yapayalnız kalmış. Bu adamdan mutluluk bekleyebilir misin? Ve yine adam var, iş yeri var, her şey yolunda. Yanında 3-5 tane, 10 tane adam çalışıyor. Birden yıkıldı. Hem kendisi işsiz kaldı, hem o insanlar ortada kaldı. Evet. Yine bu şey deprem nedeniyle adamın bir geçim kaynağı vardı, dükkan kirası vardı, dükkanı yıkıldı, evi yıkıldı, gitti. Bunlar olunca tabii bunların yansıması oldu. Tabii ki devletimiz bu yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterdi. Şimdi Giresun'da herhalde şey oldu, sel felaketi oldu. Evet, doğru. Oradaki vatandaşlarımıza da çok çok geçmiş olsun. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Devlet orada yaraları sardı. Orada da afet bölgesi ilan edildi bildiğim kadarıyla. Değil mi? Şehrin de beklendiği Elazığ'da niye afet bölgesi ilan edilmedi? Eğer afet bölgesi ilan edilince de işte çivi çakılmıyor gibi bir şey vardı. Tam olaya da vakıf olmadığım için yanlış bir bilgi de vermek istemem. Giresun'daki örnek Elazığ'daki örneğe niye Elazığ'da 400 binlik bir şehir. Evet. Ve Elazığ'da 20 bin, 30 bin tane konut yıkıldı. En az herhalde kaç iş yeri, 10 bin iş yeri muhtemelen gitti, dükkan ve şey gitti. Şey o açıdan baktığımızda Elazığ'a şey hocam, başta bu destekler verildi. Ama bunlar mesela hibe değildi bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum tabii, hibe verildi yani mi? Yani vatandaş da özellikle esnaf kesimde kredi verildi. Kredi bir de taşıma ücreti olarak 6 milyar lira verildi eşyaların. Elazığ esnafı da diyor ki hani bize de aynı şekilde bir kredi verilseydi mutlu olurduk diyor. Yani o şey olarak soruyorum hocam. Hani baktığımız zaman Elazığ'ın geleceğini nasıl görüyorsun? Ben yani şundan dolayı şimdi, diyorum hocam. Aslında, mesela şey hocam, mesela dışarıdan misafirimiz geliyor. Şehri gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz. Herkes hayran memnun olarak gidiyor. Yani geçen gün mesela Almanya'dan misafirlerim geldi, gezdirdim. Ya dedi ne kadar güzel bir şehirmiş dedi. Biz dedi böyle bilmiyorduk. Hatta dedi buradan dedi işte sosyal medyadan paylaşım yaptılar. Dediler ki gerçekten orası Elazığ'mış. İşte Hazar Gölü'ne götürdük, Kepan'a götürdük, Harput'u gezdirdik. Herkes hayran kalıyor hocam ne güzel yerler diye. Şirşir Şelalesi'ne. Ama bizde de bir mutsuzluk var. Şimdi Elazığ'ın uzun vadede, orta vadede geleceği çok güzel. Evet. Aydınlık. Gerçekten coğrafyanın kendine verdiği hani kaderdir dedik ya. Evet. Ama bu bölgenin de bence en güzel illerinden, en güzel şanslı illerinden biri. Doğası itibariyle, bir önce sizin konumu itibariyle bir nevi geçiş bölgesi. Hani Türkiye nasıl batıya açılan doğunun kapısıysa Elazığ'da doğunun, güneydoğunun özellikle doğu tarafının batıya açılan ana üyelerinden biri. Bu deprem nedeniyle tabii ki bu mutsuzluklar falan oldu. İnsanlar iş kaybını yaşadı. Nitelikli belki malını göç kaybetti, nitelikli göç oldu, nitelikli göç oldu. İnsanlar burada işsiz kaldı, işsizlikten dolayı yer değişiklikleri oldu. Bunlar kısa vadede Elazığ'a olumsuz yansıyor. Ama ben şunu takdir ederdim ki özellikle bu deprem Elazığ için bir fırsat olsun. Evet. Fırsat da olması gerekirdi. Şehir yapılaşmasıyla ilgili şu anda şehrin her tarafında binalar yapılıyor, konutlar yapılıyor, bunların altında iş yerleri yapılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra bir görmek lazım. Ama benim kişisel kanaatim yıkılan Elazığ'ın %80'inin yerinde yapılması taraftarıydı. Yani hepsini TOKİ eracıyla yapılmaması gerekir. Vatandaşın birinci öncelik vatandaşa ayrılan bir kaynak varsa, nasıl şimdi TOKİ ayrılıyor ya, evet. O kaynağın aynısını kardeşim vatandaşa ver. De ki kardeşim ben sana atıyorum 100 lira mı, 150 lira mı? 160 milyar. Ben de onu çok hocam dile getirdim. Uzun süreli kredi veriyor ya. Evet. Kardeşim sen bir bitişik binalardan yeni şehir planlamasını yap. Yerinde yap. Evet. Ama ne o? Biraz daha geriye çek. Biraz daha sosyal alan bırak. Tabii, biraz dikey de şey. Evet. Ve günün şartlarına göre daha iş mimariye uygun olarak yaşanan bir şehir haline birinci öncelik bu olması lazım. İsteyene bu tercih, isteyene de şu anda hayır, devletimizin yaptığı TOKİ. Kardeşim TOKİ talebini alıyoruz. İster TOKİ'den al, ister oradan al. Ama hepsini TOKİ'ye
mecbur etmenin bir anlamı olmaması aynen lazım doğru diye düşünüyorum. Ben de aynısını hocam. Ben kesinlikle yani bu reklamda da getirdiğim, söylediğim. Doğrusu bu. Diyorum ki adam mesela diyor ki Çarşı Mahallesi'nde yaşıyor. Yıllardır Çarşı Mahallesi'nde yaşı 70. Ben diyor artık gidip de işte bizim işen yani zaafranda yaşayamam diyor. Niye adam? Niye mecbur ediyorsun işte ya? Bana işte devletimizden istediği diyor ki hani 160 milyar lira kredi versin 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Bitti. Aslında devletimizin daha karına. Niye? Çünkü arsa bedeliyle işte TOKİ'lerin yapısı 270-280 milyon. Ha bazı vatandaşlar der ki ben TOKİ'de yaşamak istiyorum. Ona da onu vermek tabii lazım yani. Yani iki alternatifi bırakmak lazım. Van'da şu yapıldı, Elazığ'da uygulanmadı. Ya işte, yani ben özellikle bunu hep dile getirdim. Ben de aynı fikirdeyim. Yani. Gerçi Allah var vekillerimiz uğraştı etti ama şey alamadılar. Yani doğrusu buydu. Yani. Doğrusu kararın bu şekilde olması. Yani iki tane alternatif olması lazımdı. Evet. İsteyene kardeşim senin şu kadar kredi hakkın var 160 ister TOKİ'de kullan. İstersen yerinde kullan. Yerinde kullanacaksan sana süre veriyorum kardeşim. Bir yıl içinde binanı yaptın. Yapmadıysan o haktan da yararlanmasın dersin. O zaman ne oluyor? Müteahhitlerimiz de yani bu tabii lokal müteahhitlerimiz de faydalanırdı. Yani ekonomisine de tabii, ciddi tabii faydası olurdu. Evet. Şimdi her tarafta şeyler var. Şehri, bir de şehri dağıttın yani. O aslında şehri bir yönden dağıttın. İyi oldu hocam dağılması. En azından bir rahatlık oluyor. Yani bir bölgeye yığılma olmadı hocam. Hayır şu ama dağılma bak şu anda o dağılma da bazen getoları oluşturur. Evet. Yani onun da o sıkıntısı var. Sosyolojik olarak. Şimdi yani tabii sen şimdi atıyorum yurt başındaki adamı götürüp neydi o şeyin tepesi? Çatalçeşme, Zafran. Zafran'a götürebilir misin? Ya Çatalçeşme bilir misin kardeşim? Doğru. Adamın tarlası var, bağı var, ineği var. Tamam mı? Yok, doğru. Orada olması gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani bir yanlış mı düşünüyorum? Yok, ben de hocam aynı kanaatteyim. Yani konuştuğumuzda hep vekillerimiz de bu şekilde düşünüyorlardı zannedersem ama niye böyle oldu onu da bırakmak lazım. Yok, doğru. Hocam mesela özellikle ikinci bir üniversite kurulması da şehirde çok tartışıldı, çok konuşuldu ama yani bazı kesimler gerek yok dedi, bazı kesimlerde iki üniversitenin açılması iyi oldu. Siz de olumsuzsunuz herhalde değil mi hocam? Ben olumsuz falan değilim. Ben sadece şuyum. İkinci üniversite özel teşebbüs kuruyorsa kursun kardeşim. Şu anda Fırat Üniversitesi'nin bakın biz ne üniversite kuracaksın? Mühendislik mi kuracaksın? Ya senin mühendislik fakültenin 13 tane programının yarısında öğrenci yok. Fen fakültesinin kaç tane programının 1/3'ünde öğrenci yok. Şimdi kuracağın üniversite ne olması lazım arkadaş? Ama hocam tamam haklısın da. Yani şu ne olur ama biliyor musun? Ama bir dakika hocam. Mesela şimdi Malatya'ya iki tane üniversite kurdular. Biri Turgut Özal, biri üniversitesi. Ve ikinci üniversitede hocam tıp fakültesi açıldı. İşte bunlar bu yani ülkede bunlar yani Zeki Bey. Bunlar bu ülkede tartışılması gereken konular. Kişiye göre üniversite kurulmaz. Şahsa göre üniversite kurulmaz. Ülkenin ihtiyaçlarına göre bunlar kurulması lazım. Mesela Turgut Özal Üniversitesi kuruldu. Dediler teknik üniversite olacak. Evet. Teknik ama tıp üniversitede şimdi tıp fakültesi ya en üniversitemiz var. Tabii. Turgut Özal Tıp Merkezimiz var. Şeyi var. Burada da Fırat Üniversitesi var. Bu ihtiyaç mı sence? Sağlık Bilimler Üniversitesi var. Onun orada şehir hastanesi şubesi var. Düşünebiliyor musun? Yani bunlar Elazığ için hocam siz diyorsunuz ki ben Elazığ'la ilgili yorum yapmam. Elazığ'da bir üniversite kurulur, kurulmaz. Ama Fırat Üniversitesi'nin ikiye bölünmesine karşısın. Ha yok hocam. Değilim. Hiçbir şey değilim. Evet. Fırat Üniversitesi'ni ikiye de bölebilirsin, üçe de bölebilirsin. Hiç değilim. Faydası mı olur, zararı mı olur hocam? Zaman gösterir yani. Bölünme ne getirir? Bakın bölünme şu mu? Yani bir kişi sadece tekrar üniversitede rektör yapmak, birkaç tane daire başkanlığı tekrar açmaksa olmaması lazım. Tabii, yok, olmaması lazım. Yoksa Fırat Üniversitesi bölünür ama ileride olabilir. Evet. Bakın bizim şu anda kesik köprü yerleşkemiz Fırat Üniversitesi'nin geleceğiydi. Bizim orada planladığımız bakın 1000 dönüme yakın sağlık alanı dedik. 1000 dönüme yakın sağlık alanı. İleride bu üniversite hastanemizin ilerideki versiyonunu daha günün şartlarına uygun bir versiyonunu bu kaç yıl sene olur? Şimdi 10 yıl sonra mı olur? 20 yıl sonra biz görür müyüz görmez miyiz? Bak ufkumuz o kadar geniş ve bazı bölümlerimizin şu anda en az 7-8 tane bölümümüzün yeni binaların temelinin orada atılması ve beraberinde orada üretim yapacak bölümlerin taşınması. Ha, bunlar taşındıktan sonra ne olur? Dersin kardeşim oraya bir tane tabela asarsın. Bir tane tabela buraya asarsın. O sana, oldu sana Fırat Üniversitesi'ne, iki tane üniversite. Yani sevdayı da böylece sağlamış oluruz yani. Evet. Ya gerçekçi olmak lazım. Ben hiçbir zaman popülist değilim. Hayatın gerçekçiyim. Ülkemin, şehrimin menfaatini öncelerim.
Ve bu çerçevede de gerçekçi olmak lazım. Yani kamu kaynaklarını, ya kamudandır diye ya biz bir hor kullanmamamız lazım. Yani bu ülkede eksik olan bir şey var. Evet, doğru. Bunu herkesin koruması lazım. Herkesin bu konuda hassas olması lazım. Netice itibariyle bu memleketin önceliklerine göre, ihtiyaçlarına göre şey olmamız doğru. lazım. Hocam, Almanya'dan İlhan Kılıç Bey atmış da diyor ki, hayırlı yayınlar, özellikle lösemi hastalar için yılların sorunu olan kan ışınlama cihazı yok. Halen Sayın Rektörüme sorar mısınız? Malatya'ya gidiyor. Yok mu hocam? Şimdi kan ışınlama merkezi, bunu daha önce de konuşmuştuk. Biliyorsun bu kan ürünleri ve kan ürünlerine ilgili bütün faaliyetlere sorumlu Kızılay Kan Merkezi'dir. Evet. Kızılay Kan Merkezi de bu tür aletleri bölgesel olarak istihdam ediyor. Biri de Malatya'da var Kızılay Kan Merkezi. Evet. Daha önce Ünün Üniversitesi'nde vardı, belki onların adına onlar mı kiraladı. O şekilde bu hizmeti devam ediyor. Evet. Ve bizde de şu anda ihtiyaç olduğunda zaten Kızılay Kan Merkezi o görevi görüyor. Bizim hastanemizde zaten servis belli günler oraya gidip bu hizmeti veriyor. Doğru. Yani o Kızılay Kan Merkezi getirir o aleti buraya kurarsa, daha önce de hatırlarsanız konuşmuştum, seve seve biz de o hizmeti arkadaşlar yürütmeye taliplerdi. Evet. Hocam, bir izleyicimiz şey diyor ki, Abdülkadir Şaşlı Bey Polo'dan atmış. Eski AK Parti'm Polo İlçe Başkanı. İlçe Başkanı. Zeki Bey, Fırat Üniversitesi'nde çok arkadaşlarım var. Zaman zaman konuşuruz. Rektörümüzün durumu nasıl, ittifakla söyledikleri çalışkan ve adil bir yönetici. Allah kendisinden razı olsun demiş. Ben de değerli dostum Abdülkadir Bey'in o güzel değerlendirmesi için teşekkür ediyorum. Abdülkadir Bey de gerçekten çok değerli bir insan. Rahmetli babası İsmail amca da bizim ta köyde biz yaşarken büyük çilemizi çekmiştir. Bu vesileyle onu da rahmetle anıyorum, babasını. Hocam, şey mesela, Elazığ'da şey sözünden rahatsız mısınız? Sahipsiz Elazığ sözünden. Mesela bir izleyicimiz de diyor ki, Fırat TV iyi geceler, ben Zülfü Falkür, Elazığ'ımız sahipsiz, ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Giresun'a verdiği önem Elazığ'a verilmedi demiş. Mesela genelde böyle bir algı var. Yani siz de yani şehrin bir yöneticisini yaptınız 8 yıl işte, evet. En büyük kurum. Şimdi tabii ki biz kendi adımıza Elazığ'ı sahipsiz bırakmama adına kendi sorumlu çerçevesinde yapılması gereken her şeyi hakkıyla yapın. Bakın düşünsene, en son gider ayak diyelim veya gitmeden önce bizim kronik bir sorunumuz vardı. Personel sorunumuz vardı. Şu anda bak, tam son 2-3 ayda yaklaşık 600 küsür tane personeli üniversitemize sağlayarak hem insanımıza iş imkanı sunduk, hem de özellikle ihtiyacımız olan personele de böylece sağlayarak yeni yönetimdeki yönetici arkadaşlarımıza, rektör hocamızın önünü rahatlatarak sağladık. Mesela bu bir örnek. Bu bir günlük mesele değil. Bakın, bunun çabası var ya, bu sağladığımız personel, evet. Şeyi. Gitmediğimiz kapı, çalmadığımız kapı, bazı kapıları 10 defa her yere, her şeye kafamızı vura vura hakkımızı sahipsiz bırakmama adına, hatırlarsanız tabii. Bunları şey dedik. Sağ olsun, en son Maliye Bakanımız da bu problemimizi çözdü. Hani Cevdet Bey'in Elazığ'a katkısı oldu mu hocam? Kesinlikle yani, oldu. Yani bunu şeyden dolayı ben şahit olduğum için, özellikle Sayın Cevdet Yılmaz'ın Fırat Üniversitesi'ndeki tüm işlerini bakanlığı döneminde yardımcı olduğunu biliyorum, ama Elazığ'daki algı da şu. Ya Cevdet Bey Elazığ'ın gelişmesini engelledi, Bingöl'e kaydı, ama Fırat Üniversitesi konusunda ben mesela bazı yatırımlarda, bazı şeyler hep destek olduğunu biliyorum yani diğer konularda. Ya Cevdet Bey gerçekten çok nezih bir insan. Evet. Sadece bölge için değil, Türkiye için önemli insanlardan biri. Özellikle bu bölgemiz için, evet. Bir şanstı ve kendisinin bakanlığı döneminde ciddi desteklerini gördük. Bu vesileyle de bunu hatırlattığın için de Cevdet Bey'e burada da özellikle teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu son kadro konusunda da Sayın Berat Albayrak Maliye Bakanımıza da ben hem üniversite hastanelerine verdiği destek, hem de bu kadro konusunda çözüm odaklı olarak çözmesine vesile olduğu için ona da ben teşekkür ediyorum. Ama Cevdet Bey'in hakkını teslim etmemiz gerekir diye, evet. Düşünüyorum. Ben o açıdan
ciddi şeyler olmuştur. Evet. Katkılar olmuştur. Katkılar. Yani meramımızı anlatabilmişizdir. Meramımızı anlatabilmişizdir. Ve meramımıza da çare olmuştur. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik de birkaç tane mesaj okuyayım. Son duygularınızla bitireyim. Diyor ki hocam bir izleyicimiz. Hı hı. Verdiği hizmetlerden dolayı hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İrfan Kaymak. Bir izleyicimiz de demiş ki Zeki Bey, lütfen Rektör Bey'e sorar mısınız? Görev süresince hastaneyi nasıl buldu demiş ondan sonra. Bakımsızlığı işler acısıydı demiş ama genelde işte hocam bu algı var yani. Bu algıyı yıkamadık hocam. Tabii yani, bakımsızlıkla ilgili şeyi. Ha bak ben mesela unuttum. Evet. Söyleme hastane dediniz. Bakın düşünsene 2012'de biz Zeki Bey evet. 350 bin civarında hasta bakmışız. 2019'da 1 milyon 116 veya 1 milyon 100 küsür bir hasta bakmışız. Ameliyat edilen hasta sayısı 27 binden çıkmış. 2019'da 63'e bak. 2012'den 2013'e bakın. 27 binden 63 bin. Tabii. Bak burada veriler var. Doğru. Bunlar verileri bak onu hatırlattığınız için özellikle ben çok büyük bir şey rakam yapayım. Hocam ya. Bakın poliklinik sayısı 2012'de 350 bin civarıymış. Evet. 2019'da 1 milyon 116 bin küsür. Evet. Çok büyük. Yatan hasta sayısı 43 binden çıkmış 67.900'e. Ameliyat eden hasta sayısı bak 27 bin küsürden 63 bin küsüre çıkmış. Bu rakamlar Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde bizim dönemimizde gerçekleşen rakamlar. Aynı personel azalan personel sayısı ve aynı azalan asistan sayısına rağmen bunlar gerçekleşmiştir. Ve şu anda Fırat Üniversitesi'nde eksik olan personeli, bakın yeni şu anda 250 tane hemşire, 100 tane de sağlık elemanı takviyesi yaptık. 40 tane güvenlikçi takviyesi yapıldı. Evet. 150 civarı da temizlikçi takviyesi yapıldı. Bunlar son bir ayda bir kısmı göreve başladı, bir kısmı daha hemşirelerin bir kısmı başladı, bir kısmı da yedekleri vesaire şunlar geliyor. Ve şu anda Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 21 tanesi poliklinik binasının üstünde bizim dönemimizde sağlandı. 4 tanesi aşağıda kalp damar cerrahisi ve doğum ameliyathanesiyle beraber 28 tane ameliyathanenin hepsi bizim dönemimizde sağlanan. Evet. Bir buçuk testa, 3 testalık MR hepsi bu dönemde. Dijital mamografi, dijital. 2 tane tomografi cihazı, 0 tomografi cihazı. Biri acilde, biri şeyde. Hepsi sağlandı. Yani tetik tedavi açısından Fırat Üniversitesi sahnesi altın dönemini yaşadı. Hiçbir zaman bir alet eksikliği olmayacak şekilde biz bütün desteklerimizi verdik. Ve bunlar da, bu rakamlar da neyi söylüyor biliyor musunuz ya? Bütün olumsuzluklara rağmen, yani hani vatandaş çada çöpe bakıyor. Mesela düşünebiliyor musun? Resim çekiyor mesela adam. Yani refakatçi yediğini atıyor koltuğun üzerine, sonra resim çekiyor. Atıyor size. Bizim de şahit olduğumuz şeyler. Evet. Şimdi önce kardeşim o yediğini, içtiğini, yani sen evinde ya koltuk üzerine mi atarsın kardeşim? Olabilir. Ve her gün 15 bin kişinin, düşünsene 15 kişinin girip çıktığı bir hastane. Tabii. Trafiğin olduğu bir hastanede. Tabii, değil mi? Doğru. Bak mesela şu anda COVID nedeniyle bu ziyaretçi yasağını kestik. İnsanlar biraz daha korkarak hastaneye geliyor. Şimdi gidiyorsun her taraf pırıl pırıl. Diyorsun ki bana ne güzel ya, hastane böyle olması lazım. Evet. Hocam eğer isterseniz bir 10 dakika bir ara verip bir 15-20 dakikada bu panoramaya konu. Eğer sizin için mahsur yok. Yok, sakıncası yok Zeki Bey. Tabii ki. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Tekrar hocamızla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet. Program bu akşamın konu Fırat Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ hocamla. Hocam ilk bölümde bayağı konuştuk, ikinci bölümde de konuştuk ama birkaç tane daha mesaj okuyayım. Ondan sonra biraz da pandemi konuşmak istiyorum hocam. Sizin alanınız olduğu için pandemi, enfeksiyon gerçekten. Alanı. İleride de daha geniş program yaparız inşallah.
Hocamıza Elazığ'a vereceği çok şeyler var. Hocamızın deneyimi yetişmiş donanımlı kişileri siyasette görmek istiyoruz demiş. Mustafa Kiriş isimli izleyicimiz hocam. Yine araştırma hastanesiyle ilgili sorular atmışlar özellikle izleyicilerimiz ama artık hastaneye görmek değil. İnşallah önümüzdeki dönemde de yeni rektörümüzü aldığımız zaman ona sormak gerekiyor. Fırat Üniversitesi'nin öğrencisi bundan sonra da artacak mı diye sormuşlar hocam. 3 yıl önce Malatya Üniversitesi'nin çene cerrahına götürdük. Bize siz gidin tedavisi için bizi arayacağız dediler ve aramadılar. Şimdi 10.000 TL ücretli özel tedavide başladık. Sayın rektörümüz diyor ki Malatya'ya götürdük 10.000 lira istedi diyor üniversitesine. Bu diştir herhalde. Dişle ilgili şeydir muhtemelen. Orada şey yapıyorlardır. Bizde de şu anda dişte çene cerrahı arkadaşlarımız var dişle ilgili kısımda. Biri de dekan yardımcımız aynı zamanda. Burada da yapabilirler. Yani bir sıkıntı yok. Tabii bu dişte biliyorsunuz hele bu pandemi nedeniyle işler çok çok uzadı. Zaten dişçilikte mesela bir işlem yaptığında bazen bir saat bir hastaya veriyorsun. Bir de onun şeyi hazırlıkları devamında uydu uymadı. Diş gerçekten fazla mesai harcanması gereken önemli hizmetlerden biri. Ben sadece şunu söyleyeyim. Diş hekimliği fakültemizden bu sene mezun verdik. 5 yıl önce bütün Elazığ'daki vatandaşlarımızın hepsi işte çevre illere gidip diş tedavilerini yapıyordu veya işte diğer şekilde bu şeylerini yapıyordu. Ama biz diş hekimliğini hem kurduk hem en kısa sürede öğrenci aldık hem mezun verdik. Şu anda da 16-20'ye yakın öğretim üyesi hocamız ve asistan sayısını şimdi hatırlamadım ama herhalde o kadar da belki daha da fazla araştırma görevlisiyle hizmet veriyor. Ama bu pandemi nedeniyle diş biliyorsun direkt ağız içinde çalışılan ve koronavirüs salgını nedeniyle işlemlerin en aza indirildiği bölümlerden biri. Bundan dolayı maalesef vatandaşlarımızın mağdur görmesi gerekir. Yok doğru. İyi akşamlar Zeki. Hocama yaptığı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hocamın Elazığ'a, Fırat Üniversitesi'ne katkısı oldu. Ama hukuk fakültesi ve eczacılık fakültesini atsalardı çok daha güzel olurdu demiş. O vatandaşımız aynı dileklerine katılıyorum. Ama inşallah biz hukuk fakültesini alırız diye bekliyorum. Fahrettin Hocam inşallah o müjdeyi şehrimize verir. Yani biz bütün altyapısını hazırladık. Ufak bir dokunuş kalmış. Bu dokunuşun yöntemini de değerli rektörüm Fahrettin Göktaş Hocamız bunu sağlar. Bu da güzel bir haber olur şehrimiz adına. Ben inşallah olur diye bekliyorum. İzleyicimiz herhalde bize sitem etmiş hocam. Diyor ki Zeki Bey demin örnek verdiniz. Misafirlerimize ilgili tabii ki işiniz varsa, paranız varsa, arabanız varsa hayat sizin için güzel olur. Bizim gibi işiniz olmasa, evli olsanız, çocuğunuz da üniversitede okuyorsa bizim için hayat zor olur. Allah sana onu nasip etmiş, bize böyle nasip etmiş elhamdülillah. Çok şükür bir imtihan dünyasında olduğumuzu unutmayalım. Halimizi sen etmiyoruz. Elhamdülillah çok şükür iyi geceler demiş. Yani ben orada derken herhalde izleyicimiz yanlış anladı. Yani dışarıdan gelen misafirlerimizi gezdirdik ettik. Elazığ'dan çok memnun bir şekilde ayrıldılar. Çok sevdiler. Paylaştıkları resim. İzleyicimiz de diyor ki hani sen gezdirebiliyorsun ama diyor. Hani bizim diyor işimiz yok diyor. Gücümüz yoktu. Bizi misafirimiz geldiği zaman gezdirin. Ben o manada söylemedim. Yani Elazığ'ın i̇şte, güzelliklerini anlatmak. Anladım. Evet. Aslında herkes, senin şey anladığın. Hocam, ben Elazığ'da şunu gördüm. Hem bu korona hem deprem insanlar nasılsın desem dahi şey gibi geliyor hocam. Sankiler hakaret ediyormuş gibi geliyor. Evet. Yani böyle şey de var. Yani yani o kardeşimin meramını anlıyorum. Evet. Yani o kendi meramını anlatmak istemiştir ama yanlış anlamıştır. Destekli olmaya çalışırız yani. Yanlış anlamıştır o ama o meramında haklıdır. Yani ona bir şey diyemeyiz. Evet. Fakat tabii ki yani hayat devam ediyor. Deprem de olsa, korona da olsa insanlar gelecek, memleket gelecek. Elazığ'a da gelir, Diyarbakır'a da gelir, Ankara'ya da gelir imkanı olan.
O da bir imtihan şeklidir diyelim. İnşallah güzel imkanlara bu vatandaşlarımız da kavuşur. Kendileri olmasa bile çocukları güzel bir şekilde hayat geçirir diye. Hocam yani ne olacağı belli değil ki. Yani. Kesinlikle yani bugün var, zirvede varlık olup da şey olanlar var hocam. Tabii. Çok kayma olup çok zengin olanlar da var ondan sonra. Şimdi, daha iyi konuma gelenler de var hocam yani. Bizim çevremizde biliyorsunuz şu anda bir ateş çemberi var Zeki Bey. Suriye'de kaç yıl önce malı mülkü olan, değer çok iyi yerde olan insanlar gelip şu anda buralarda veya beraber batıda... Beraber mi gittiydik hocam size Suriye'yle? Siz gelmiş miydiniz? Yok ben Kale gelmemiştim Koç ama zamanında. Çok iyi biliyorum. Burada evet, bizim dostlarımız var. Rahmetli kayınpederin hayvan ihracatları varken çok tanıdığımız insanlar var. Onların şeyden sonra hangi hallere düştüğünü biliyoruz. Allah bizim memleketimizin dirliğini, birliğini bozmasın. Vatanın bütünlüğü, dirliği bizim her şeyimizin üzerine gelin. Aşk alalım, şeyi kalalım ama dirliğimizi, birliğimizi bozmayalım. Ve çevremizdeki komşulara muhatap olduğu bir durumdan karşılaşmamak için hocam, el birleşmemiz. Hocam şöyle, mesela zor bir süreçten geçiyoruz. Yani hani ülke olarak, millet olarak. Yani gerçekten 2020 yılı felaketler yılı oldu. Evet. Yani sadece bize değil, dünyada da aynı şekilde ama biz Elazığ hem deprem hem korona derken yani gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama işte bir Suriye'de gittik hocam. Mesela dünya kadar pahalı dükkanlar vardı, şeyleri vardı. Evet. Musul'da, ondan sonra Halep'te. Şimdi hiçbirinin şeyi yok hocam. Değeri, kıymeti yok ondan sonra. Şam'da mesela. Allah devletimize zeval vermesin hocam. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Devlet olmadığı zaman hocam hiçbir şeyin ne kıymeti var ne önemi var hocam. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani zengin de olsanız bak mesela kesinlikle, şimdi Suriye'de kesinlikle. Ne var hocam? Hiçbir şeyleri kalmadı yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani özellikle emperyal güçler bu bölgenin istikrarsızlaşması için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Allah'a şükür şimdi bizim ülkede bunu başaramadılar. İnşallah da biz değerlerimizi, birliğimizi korursak başaramayacaklar. Ve inşallah İslam dünyası içinde Suriye, Irak, Myanmar, ne bileyim Hindistan'a kadar olan bütün coğrafyada da bizi yani Türkiye'ye şey gözüyle bakıyor, kurtarıcı gözüyle bakıyor. Biz ne kadar iyi olursak onlar için umut oluruz diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki sadece kendi tahtlarını korumak için düşmanla işbirliği yapan İslam ülkeleri de yöneticileri de maalesef günümüzde mevcut. Mevcut. Hocam tabii biraz artık mesajlara ara vermek istiyoruz. Yani zaten genelde izleyicilerimizin merak ettiği soruları da sorduk. Biraz artık insanlar şahsi olarak mesajlar atıyor. Ama genelde işte size dua eden de var. Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür edenler de var. İşte eleştirenler de var hastane konusunda. Ondan sonra işte atamalarda, şunlarda, bunlarda. Ama ağırlıklı teşekkürler var hocam yaptığınız hizmetlerden dolayı. Ya doğaldır. Bir yöneticilik yaparsan herkes memnun ederseniz o zaman hocam, demek ki bir şey mümkün değil. Yöneticinin Elazığlı olup Elazığ'ı yönetecek olması zor mu, kolay mı hocam? Yani mesela bazen o da tartışıyor. İşte geçmiş valilerimizden Sayın Muammer Erol, İşte müdürler Elazığ'dan olmasın, dışarıdan olsun diye söyleme olmuştu ondan sonra. Şeye de çok tartışılmıştı. Mesela şimdi üniversite içinde dışarıdan geldi, içeriden oldu, Elazığlı ve Elazığ değil. Zor mu hocam o? Ya şimdi şöyle, yani bizim dekanlarımızın, müdürlerimizin Elazığlısı da olan da vardı, olmayan da vardı. Yani enstitü müdürlerimizin iki tanesi Elazığlıydı, iki tanesi Elazığlı değildi. Evet. Dekanlarımızın ben hiçbir zaman yani Elazığlı veya Elazığlı değil diye bakmadım. Yani o anda liyakat ve o anda bu işe bir de isteyecek, hevesli olacak. Bu çerçevede tercih ediyorsunuz. Bazen diyorsunuz Zeki de olabilir, Kütlettin de olabilir. Evet. Ha ikisinden birini ya Zeki Bey daha çok bu işe biraz daha istekli. Diyorsunuz Zeki Bey olsun. Ama ne Zeki'nin memleketine ne Ali'nin memleketine bakmıyoruz yani. Tabii. Bunlar öyle.
Özellikle üst yönetici olmak şu açıdan avantaj ve dezavantajları farklı. Bir, buradan olmak herkesi daha iyi tanıyorsun. Dışarıdan olduğunda dar bir çevre ve daha az kafan yorulur. Ama bazen karar verirken de onun da avantaj dezavantajları bazen farklı olabiliyor. Yani şeye bakmak lazım hocam, başarı grafiğine bakmak lazım. Başarı grafiğine bakmak lazım. Ya dışarıdan gelip çok başarısız olan da var hocam. Hani müdürlerden ki, benim ki, gördüğüm. Tabii ki. Tabii Elazığ'da ki. Olup da ondan sonra çok başarılı olan da var. Başarısız olan da var. Onlar da var. Kesinlikle. Yani, evet. Kesinlikle. Yani çok hizmet yapanlar da var. Elazığ'ın derdiyle dertlenip ondan sonra kesinlikle. Dışarıdan gelmiş, çok hizmet olmuş. Ama adam içeride mesela Elazığlı işte bazı şeyler düşünmüş ondan sonra önümüzdeki dönemler için başarısız da olmuş. Ya herkese zaman tanımak lazım arkadaş. Evet. Yani herkes hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Yani Elazığlısı da, Bingöllüsü de, Diyarbakırlısı da, Erzurumlusu da, Ankaralısı da, Trakyalısı da. Ben vatanın her köşesinde olan insanın bu memleketi her bizim burada ne kadar onun hakkı varsa bizim de orada hakkımız var diye düşünüyorum. Evet. Ve bir yöneticilik yaparken onun yöneticilik esnasında yaptığı fiillere ve eylemlere bakmak lazım. Gösterdiği başarıya bakmak lazım. Başarısızsa kardeşim ondan ilgili gerekli devlet yöneticileri gerekli tedbirleri alır. Gereğini yapar. Ali get, veli gel. Yani hocam bu şekilde. Böyle biraz da şey sizin alanınız olduğu için enfeksiyon alanınız. Ondan sonra biraz da işte hani koronayı konuşmak istiyoruz hocam. Üniversite ile ilgili ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz, ben hani sormayıp sizin eklemek istediğiniz var mı hocam? Bu korona konusu Zeki Bey gerçekten... Üniversite ile ilgili var mı hocam söyleyeceğiniz? Üniversite ile ilgili ben tekrar görevine başlayan Fahrettin Göktaş hocama başarılar diliyorum. O konuda da iyi niyetli bir arkadaşımız kendisi. Daha önce tanıyor muydunuz hocam? Tabii geçmişe dayanan bir hukukumuz var. 8 yıldır zaten Yükseköğretim Kurulu'na gitti. O da zaten kurullarda çalışıyor. Beraber çalışıyoruz. Evet. Dostluğumuz var. Yani şeye yabancı değil. 10 yıl önce üniversitemizden gitmiş. Üniversitemiz 10 yılda gerçek çok değişti ama. Tabii doğru. Yavaş yavaş üniversiteyi değişmiş haliyle tanıyacak zaman içinde. Arkadaşlarımız da zaten hep beraber öğretim üyeleri yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisi de zaten plan projesi çerçevesinde. Bakın şu anda biz üniversiteye yatırım programlarına diş hekimliği mesela şu anda temel atma aşamasına gelmişiz. Yine İlahiyat Fakültesi ile Kimya Fakültesi'nin yatırım programı, merkezler binasını yatırım programına almışız. Bunların zaten takibini yapacak, gerçekleşecek bunlar. Bunlar mesela hazır yani yatırım olarak kararı verilmiş, kaynağın birinci aşaması gelmiş, sadece temel aşaması ve ihale aşaması bir kısım olmuş, bir kısım kalmış. Onları yapacak. Onun haricinde Fırat Üniversitesi'nin zaten bilimsel altyapısı önemli. Bundan sonra yapacağı niteliğe önceleyen bir anlayış içinde olması lazım. Kendisi de zaten bilimsel açıdan çok iyi bir arkadaşımız, iyi bir hocamız. Onun da farkında. Fırat Üniversitesi'nin niceli aşağı yukarı hal olmuş. Niteli de belli bir aşamaya gelmiş. Bundan sonra bu nitelik kısmını artırmak gerekir diye düşünüyorum. Ona da önem verirler. Zaten ekibi de ona uygun bir ekip olarak görüyorum. Yani inşallah hani bizim hedefimiz, idealimiz hocam. Fırat Üniversitesi'nin öğrenci sayısının artması. Çünkü hocam öğrenci sayısı belki hani bazen o da tartışılıyor hocam. Ya işte öğrenci sayısı artarsa bazen kalite düşer, ona bakmayın. Önemli olan hani bilimsele bakın. Ben de ekonomik olarak bakıyorum hocam. Fırat Üniversitesi'nin öğrenci sayısı ne kadar artarsa şehir ekonomik olarak yerisi o kadar fazla olur diye. Öğrenci sayısı tabii ki şehrin ekonomisi açısından önemli. Bu öğrenci sayısının korunması da önemli bir problem. Evet. Yani bu sayıları korumak önemli. Düşünebiliyor musun? Yani biz mesela o 20 küsür binlere aldığımız bölümlerin bir kısmı şu andaki öğrenci yok. Evet. Ama ona rağmen siz öğrenci sayısını bu seviyeye getirmişsiniz. Bunun muhafaza edilmesi lazım. Fırat Üniversitesi
Bu açıdan baktığımızda... Şey oluyor mu hocam, mesela araştırmadım ben ama öğrenci sayısı düşen üniversitelerde oluyor mu? Olur tabii yani. Netice itibariyle bize bu arz... bazı bölümler kapanırsa değil mi? Tabii ki yani. Öğrenci alternatif gelmezse. Bölümlerle öğrenci sayısını telafi etmeye çalışıyorsunuz. İşte evet. Yeni bölümlerine zaten şu anda Fırat Üniversitesi'nde açılmayan zaten işte gördüğünüz gibi hukuk eczacılık diyoruz. Tamam mı? Tekstil var mıydı hocam bizde? Tekstil şeyde 2 yıllık programda var. 2 yıllık ama 4 yıllık. Hem bizim teknik bünyel MEYO'da hem de şeyde organize evet. sanayide var. De var. 4 yıllık da aslında açılması gerekiyor değil mi hocam? Çünkü ya 4 yıllık şöyle. Tekstille ciddi ama daha çok ara eleman şeyi. 4 yıllıklar fazla şey bulmuyor. Rağbet bulmuyor. Şu anda 2 evet. yıllıklar daha çok istihdam açısından özellikle bu tekstil kentinin gelişmesiyle beraber daha çok rağbet görür diye düşünüyorum ben. Evet hocam. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Biraz da hocam koronayı konuşmak istiyoruz hocam evet. COVID-19'u. Gelen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Mesela baktığımız zaman özellikle şöyle bir tez vardı hocam. İşte yaz aylarının havaların ısınmasıyla birlikte işte vaka sayısında ciddi bir düşüş olacak ondan sonra rahatlayacağız şeklinde ama yaz ayıyla birlikte ciddi bir şekilde arttı. Nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi bu COVID-19 salgını süresinde ülkemiz ilk etapta en iyi şekilde idare eden ülkelerden biri oldu. Fakat dünyaya örnek oldu hocam. Dünyaya örnek oldu. Güzel de idare edildi. Şu anda da yine fena idare ama edilmiyor. Ama biraz böyle şey oldu gibi. Orada ne biliyor musun? Vatandaşımız başta gösterdiği hassasiyeti gösteremedi. İki evet. şehirler arası şey kalktı. Uluslararası seyahat kalktı. Onun dışında daha önce bizim korumaya aldığımız yaşlılarımız ve gençlerimiz vardı. Onlar da topluma karıştı. Ve onlar karışınca da özellikle gençler bu konuda sessiz geçiriyorlar. Şu aseptomatik dediğimiz şekilde geçiriyor. Bunlar da hem kendi evlerindeki büyüklerine, büyük annelerine, büyük babalarına annelerine, babalarına hem de kendi arkadaşları için de yayılmasına neden olabiliyor. O var. Bir de özellikle toplu faaliyetler, kalabalık yaşam. Bizim normalde beklediğimiz yazla birlikte ne oluyor? Artık kapalı ortamdan çıkıyoruz. Havalandırmanın iyi olduğu, güneşin iyi olduğu ve güneşte bu virüsün belli bir sürede inaktive olduğu dönemde bu salgın hızını azaltır. Evet. Ama kaynak vakalar var. Yani bir kişi geliyor, gidiyor bütün aileleri ziyaret ediyor, onu öpüyor, bunu öpüyor, onun elini öpüyor, onun yanağını öpüyor. Ne öperken ne oluyor? Ağzında olan virüsü oradan oraya bulaştırıyor. Böylece ne oldu? Bu virüs yaygın hale geldi. Şu anda mesela o zaman bizim sağlık çalışanlarında COVID-19 mesela ilk salgında biz gayet güzel, başarılı bir şekilde şey yaptık. Şu anda mesela sağlık çalışanları içinde de ciddi salgınlar oldu. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakanımız şey açıkladı. 29 bin evet. küsür sağlık çalışanı COVID'de şey oldu, muhatap oldu. Olmuş, evet. Pozitif oldu. 59 kişi de hayatını kaybetti. 59 tane sağlık çalışanı da hayatını kaybetti. Bir kısmı da şu anda tedavi görüyor. Ve şu anda bu trend idare edilebilecek bir trende gidiyor. Ama bu yaygınlaşırsa bu trendi sağlık çalışanlarının işini zorlaştırıyor. Çünkü evet. belli bir yatak kapasiteniz var, belli bir yoğun bakım kapasiteniz var. Hadi yani yoğun bakıma ihtiyaç olmayan hastaları bir şekilde idare edebilirsiniz ilaçla vesaire ama yoğun bakım solunum desteği olan hastayı mutlaka solunum aletine bağlamanız lazım. Evet. Onlar da olunca ne yapacaksınız arkadan gelen hastayı? Evet. Onun için bu trendi mutlaka biraz daha kontrol altına almak lazım. Herhalde bugünkü bilim kurulu toplantısında da bu salgınların daha çok yaygınlaşabileceği düğünler olsun, askerler olsun, taziyeler olsun. Bir de esnek çalışma modeli yine gündeme geldi. Bu biraz daha yayılma hızını azaltır diye ben düşünüyorum. Şey var hocam şöyle toplumda. Mesela şimdi çevremize baktığımız zaman ciddi bir şekilde pozitif var. Hı. Yani kim mesela evde tedavisini görüyor. Evet. İşte bir kısımda hastanede yatanlar da var. Kimi çok hafif geçiriyor, kimi çok ağır geçiriyor. Ama eskisi gibi öldürücü değil diyorlar hocam. Katılıyor musunuz hocam? Şimdi tabii ki öldürücü hızı belli.
Evet. Yani SARS-CoV'un, COVID-19'un şeyi işte yüzde şeyi belli, işte %2 ile %10 arasında değişiyor. Yaşa göre değişiyor. Doğru. Bu oranlar yükseğe çıkıyor. Yoğun bakıma girişe göre değişiyor. Değişiyor. Ventilatöre ihtiyaç duyduğunda bu oran daha da artıyor. O açıdan baktığımızda mesela özellikle sağlıklı bireyler genellikle ayakta takip ediyor. Sadece ne yapıyoruz? İşte 14 günlük karantina süresi. Karantina süresinden sonra belli bir bulaşıcılık süresi daha devam ediyor. Ona da dikkat ediyoruz. Ondan sonra kontrollü olarak hayatına devam et. Evet. Ama ciddi şekilde klinik semptomu olan hastalarda, bunlar daha çok yaşlı grup oluşturuyor. Ama bazen gençlerde de gerçekten, mesela bizde bir asistan arkadaşımız yatmıştı. Neredeyse solunum cihazına o non-invaziv yöntemi uyguladık. Uzun süre tedaviler verildi. Zar zor çocuk kendine yeni yeni gelmeye başladı. Mesela beklemediğimiz bir şey. Evet. De olabiliyor. Bu tamamen kişinin vücudunun, immün sistemin mikroorganizmalara verdiği cevapla ilişkili. Yani o yaşlılarda, obezlerde, diyabetiklerde, kanser hastalarında, alta kalp hastalığı veya akciğer hastalığı veya buna benzer metabolik bir hastalığı olanlarda gidişat biraz daha ağır seyrediyor. Vücut savunma sistemi biraz daha baş etmekte zorlanıyor. Zorlanınca birçok sistemi etkiliyor işin ilginci. Doğru. Yani bakıyorsun kalp krizine sebep olabiliyor nadiren. Bakıyorsun böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Evet. Bunlar zaman geçtikçe bunun bilimsel çalışmalar sonuçları açısından baktığımızda her grupta etkiliyor. O açıdan biz diyoruz ki özellikle herkesin bu maske, el hijyenine, temizliğe, mesafeye dikkat etmesi lazım. Bu üç tane ana şey ve bundan taviz vermememiz gerekiyor. Bir de özellikle yaşlılarımızı belli bir yaşın üzerinde, 60 yaşın üzerinde olan kişileri biraz daha muhafaza etmemiz gerekiyor. Ondan ilgili bilim kurulu karar aldı. Yine lokalde de şehir bazında da kararlar alındı. Belli bir şeye girmemeleri açısından. Bununla ilgili tedbirleri biraz daha sıkılaştırırsak bu süreci kontrol ederiz. Ama bu süreç bence bu kışında devam eder gibi duruyor. Eder mi hocam? Tabii eğitimde mesela şu anda uzaktan mesela ya da esnek eğitim gibi. Fırat Üniversitesi de hocam şey aldı. 3 bölüm hariç uzaktan eğitim aldı. Yani bütün üniversiteler uygulama şeyleri olan bölümler dışında bu dönemi de yine maalesef uzaktan. Diyor ki Kutbettin hocama diyor sorar mısınız diyor. Grip aşısının COVID-19 açısından önemi nedir diyor. Faydası var mıdır diyor. Yani grip aşısı influenza dediğimiz o da bir grip, bu da bir viral bir enfeksiyon. O mevsimsel gribe karşı koruyor. Evet. En azından özellikle risk grupları var. Gönüllü olarak da yapabilirler. Ama biraz önce bahsettiğimiz hasta grupları ve yaş gruplarında mutlaka yapılması lazım. Bir de sağlık çalışanların mutlaka yapması gerekiyor. Hem kendi sağlıklarını koruma hem de hastalığın başkasına bulaştırmaması açısından öneriyoruz. Hocam şimdi Eylül ayı da sıcak geçecek diyorlar. Eylül ayı. Yani iyi. Meteorolojiden öyle. Yani belki iyi. 90 yılın en büyük sıcak dönemi olacak diyorlar Eylül ayının. Bu hastalık için de güzel bir şey yani. Güzel. Eylül'den sonra Allah korusun hocam bu şekilde devam ederse sağlıkta da bir sıkıntı bekliyor musunuz? Temelimizin olmaması. Temelimizin yani. Biraz daha bu alınan tedbirlerle şu anda bazı tedbirler alındı ya bilim kurulunun bu aldığı tedbirlerin lokalde de uygulandığında tekrar sürecin kontrol edilebilir. Şu anda yine kontrolde ama evet. Sınırda yani kontrolümüzden çıkmaması açısından önemli. Bu tedbirlere uyduğumuzda inşallah bunu kontrol altında alırız diye düşünüyoruz. Hocam bir şey var mesela bir kısım vatandaşımızda da ya işte bana bulaşmaz, gelmez, etmez. Yani böyle bir rağbet var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Mesela hani yaşayanlar da var. Mesela işte İlaz'ın tanıdığı
Mesut Hoca vardı, Havs Mesut Hoca. Emlakçılık da yapıyor hocam. O Mesut. Mesela o yakalanmıştı hocam. Diyor ki ben de hiç diyor beklemiyordum diyor. Ya işte bana gelmez. Gördün mü? Hiç oralı olmuyordum diyor. Aman Allah'ım diyor. Düşmanım diyor başına vermesin. Çok diyor nefes alamıyorum, acı çekiyorum. Ne olur diyor sosyal mesafeye, maskeye, ondan sonra hijyene uyun diye yalvarıyordu yani insanlara ki anca yaşayan bilir hocam ama biz yaşamadığımız için tam farkında değiliz herhalde. Tabii. Değil mi hocam? Ya şimdi biz mümkün olduğu kadar bu tedbirlere uyalım. Korunabildiğimiz kadar korunalım. Ama bazen yine de bu tedbirleri aldığınızda da bir şekilde bazen istemeden de bu hastalara yakalanabiliyoruz. Ama bu böyle olduğunda süreç içinde kontrol edebilir. Yani sağlık sistemini cevap şey edebilecek, yani karşılayabilecek şekilde sürdürmesini amaçlıyor. Ha ileride aşı bulunursa belki birinci dereceden ağır seyreden gruplar var. Biraz önce bahsettiğimiz yaşlı evet, gruplara tamam. Öncelik verilir. Gençlere biraz daha ötelenir. Onlar kısmen korunmuş olur. Ha gençler de asemptomatik olarak geçirebilir veya bu salgın tamamen virüs şekil değiştirir, salgında ortadan kalkar. Aşı bulunur mu hocam? Yani hani aşı, mesela işte Rusya bulduk dedi ama sonra şey şimdi oldu. Şimdi aşı mesela için... Normalde sizin alanınız olduğu için hocam, aşı bulunduğu zaman insanların üzerine denenmesi, etmesi, yani ne kadar zaman alır? Tabii bu faz 3 çalışmaları şu anda devam ediyor bazı evet. ülkelerde. Hatta bizim ülkemizin de ortak olduğu Almanlarla beraber bir şey devam ediyor bildiğim Ruslarla kadarıyla. Ruslarla var herhalde ben de. Ruslar ayrı yapıyor. Bizimkilerin onlardan var mı tam emin değilim. Evet. Amerikalılar zaten İngilizler bu uluslararası bir şey firmaları, ilaç firmaları. Bu aynı zamanda bir ticari sektör. Tabii, tamam. Kim bulursa, kim önce piyasaya verirse ciddi kazanç elde edecekleri için o konuda çalışmalar olmak durumunda çünkü şu anda kaç milyon kişi bu virüse yakalandı? Kaç yüz bin kişi düşünebiliyor musun? Tabii, yani tabii, doğru hocam. İnsan öldü ya. Yani evet. 1 milyar yaklaştı mı bilmiyorum. Ben yani Türkiye'de kaçtı hocam? Vay var Türkiye'de de. Türkiye'de işini söylemiyorum. Dünyada evet, dünyada. Evet. Ya kaç yüz bin kişi sadece Amerika'da evet, öldü doğru. ya. Doğru. Tamam mı? Evet. Yani etkilenen kişi nereden baksan dünyanın her tarafında şey ettiğimizde yarım milyondan fazla insan bu virüsten dolayı evet. hayatını kaybediyor. Belki daha da bu rakam yükseldi. Son rakamları ben almadım onun için şey veremem. Evet, doğru. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün hocam de... mesela şimdi bugün Bakan Bey de açıkladı. Dedi ki özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ciddi bir artış var dedi. Yani niye hocam bizim bölgemizde? İşte bu geleneksel yaşam tarzıyla ilgili olan. Biz Doğu toplumu bir, hem kalabalık aile yapısı var. Özellikle Güneydoğu'da bu daha çok. Bir de yaşam tarzı. Yani biraz daha böyle candan birbirimize yakın olmanın evet, verdiği yaşam tarzından ilgili. Bir de işte daha çok halay çekiyoruz. Daha çok taziyelerde birbirimize gitmeden taziye vermiyoruz. Doğru. Ve giderken de biraz önce bahsettiğimiz maske, mesafe, temizlik kurallarına biraz daha boş veriyoruz. Biraz önce Hafız Mesud'un dediği gibi evet. hastalanmadan bana bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Deme şeyinden kaynaklanıyor. Bir de tabii ki birine yayıldı mı o da yaygınlaşıyor. Birinci dalga biliyorsunuz daha çok İstanbul, Ankara, İzmir gibi Konya gibi şehirlerde oldu. Evet, büyük şehirlerde. Büyük şehirlerde oldu. Birinci dalgadan biz çok teğet geçtik diyebiliriz. Yani çok hafif geçirdi gerçekten. Şimdi ikinci dalga Anadolu'nun her tarafına yayıldı. İkinci dalgaya geldik mi hocam? Yani ikinci dalga yani birinci gibi... Birinci dalga ne oluyor, ikinci dalga ne oluyor ya birinci mesela yani? İlk evet. olduğunda, ilk karşılaştığımız dönemdeki evet. vaka sayılarıydı. Evet, o vaka sayıları Anadolu'yu koruduk. Evet. Şehirler arası seyahati, uçak seyahatleri kalktı. Doğru. Girişler kontrol aldı, şehir dışına çıkmak şeye bağlandı. Böylece o vakalar orada kaldı. Şimdi bu ortadan kalkınca bu defa Anadolu'nun her tarafına yayıldı. Anadolu'nun her tarafı da artık burası için birinci dalga diyebilirsin evet, artık. Evet, yani ikinci dalga diyemeyiz. Evet. Artan sayılarla şu anda mücadele ediyoruz.
Bizim şehrimizde de mücadele ediyoruz. Anadolu'nun diğer kentlerinde, sadece bizde değil. Yani bakanlık zaten o haritayı çiziyor, renklendiriyor gördüğünüz gibi. Olmayan şehir yok. Mesela başta Karadeniz'de çok yaygındı. Evet, şimdi mesela Güneydoğu'da, Doğu'da. Hatta bir izleyicimiz diyor ki koronavirüs için bölgede önlem alınmıyor. Özellikle hastanede dün sağlık kurulu heyetinin önünde 200 kişi rahat vardı. Herkes içeydi. Alan yetersiz, daha geniş bir alanda olması lazım diyor. Şimdi evet, o doğru diyor. Onun için mesela hem sayı sınırladı arkadaşlar, hem de mesela geçen bir ay önceydi sağlık kurulu önünde bir yığılma olmuştu. Güvenlikçileri çağırdık, dedi ki arkadaşlar bunlar bunları şöyle bizim bahsettiğimiz mesafe çerçevesinde sırayla en az 1,5-2 metre mesafe, gerekirse ta dışarı kadar bu gitsin, vatandaş dursun veya ne bileyim anons şeyini sistem getirin. Ama vatandaş biliyorsun yani biri kapının önünde dururken diğeri daha sırası gelmeden geliyor ki bu kurallara vatandaşın uyması gerekir yani. Hocam Allah korusun. Yani havalar soğursa yani ciddi bir tehlike bekliyor musunuz hocam? Şimdi tabii ki tehlike, tedbirler almasak, kurallara uymasak tehlike her an söz konusu olabilir. Yani bunda da kaçınılmaz yani Zeki Bey. Okulların açılması da zor gözüküyor değil mi hocam? Belki biraz erken ama. Yani okullar şöyle, benim kişisel şeyim, yani biliyorsunuz yüz yüze eğitim yerine hiçbir şey tutmaz. Bu ister ilkokulda olsun, ister üniversitede olsun. Doğru. Yani uzaktan eğitimden eğitim her ne kadar öyle olsa da biz mesela sınıfa girdiğimizde çocuğa dokunuruz. Tabii. Yani sadece orada ders anlatmıyoruz. Ama şimdi uzaktan eğitim ne yapıyoruz? Şeyin karşısına geçiyoruz. Bilgisayarın karşısına gidiyoruz. Monoton anlatıyoruz. Heyecansız, zevksiz bir şekilde ders anlatıyorsun. Ama orada öyle değil. Vaka bazlı tartışıyorsun. Öğrenciyi sınıfın içine çekiyorsun. Dersin içine çekiyorsun. Tamam mı? O açıdan aynı tadı vermez. Evet, doğru. Değerlendirme de aynı değerlendirme vermez, olmuyor. Doğru. Sınavlar da bu şekilde değerlendiriliyor. Hatta siz açmayı düşünüyordunuz hocam şeyde. Ben kurallar çerçevesinde çerçevesinde bu şeye uymak kaydıyla eğitim öğretimin yüz yüze yapılması gerekir. Ama esnek şekilde. Evet. Fakat o da zor yani, bu salgını kontrol etmeden zor. Ama dışarıdan da çok insan gelince o da ciddi bir sıkıntı. Ya şimdi zaten dışarı içeri kalmadı Zeki Bey. Evet. Artık dışarı içeri herkes aynı. Evet. Ama bir yurtta düşünebiliyor musun? Bir şey var, bütün yurdu kapatıyorsun. Evet. Öğrencilerin hepsinin evde, sokakta yani. Doğru. Baştan baktığımızda devletimizin aldığı tedbirler normal. Hocam Elazığ'da durumu nasıl görüyorsunuz? Elazığ'da Anadolu'nun diğer şehirlerindeki gibi olmasa da, yani Diyarbakır, Mardin, Urfa gibi değil, olmasa da trend şu anda kontrolde ama yaygın. Yaygın. Hı-hı. Sağlık sistemlerde sıkıntı olur mu hocam Elazığ'da? Yani olmaması için tedbirlere uymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yani çünkü bugün bazı haber sitelerinde işte 14 tane ilde yoğun bakımların dolduğunu, bunlardan bir tanesinde Elazığ olduğunu şeklinde haberler yapılmıştı ama sağlık il müdürümüze sorduk, o dedi yalan haber dedi. Yani tabii evet. Sağlık il müdürümüz bunların evet. doluluk oranını daha bildiği için daha sağlıklı bilgi vermiştir. Yani onun bilgisine inanmak lazım. Yok yani şey olarak biraz şey vardı hocam yani hani vatandaş şimdi şöyle hocam, mesela eskiden baktığımız zaman hocam çevremizde hiç kimse yoktu hocam. Yani bundan yaklaşık 2-3 ay önce. Şimdi ben mesela yüzlerce insan sayabilirim çevremden, yani pozitif çıkan Elazığ'da işte vefat edenler. Hani bu da işin boyutunu gösteriyor hocam. Hepimizin kurallara uyması gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirlerin alınması gerekiyor. Bazen hani yetkililere de önemli görevler düşüyor hocam. Yani çünkü hani bizim kendi irademize kaldığı zaman, mesela dün serbest olsa, işte bugün bakan genelge yayınladı, İçişleri Bakanlığı. Evet. Gitmese küsecekler hocam. Ama mesela şimdi bakanlık genelge yayınlayınca biraz daha şey oluyor. İşte asker uğurlamalar çok önemli hocam. Evet. Taziyeler çok önemli. Değil mi hocam? Dediğinizde evet. hepsine katılıyorum. Hepsinin sadece kendi sağlığı için değil, başkasının toplum sağlığı için, başkasının hakkının geçmemesi için, biraz önce diyoruz ya, başkasının evet. hakkının kalmaması Doğru. açısından. Çünkü kulak hocam değil mi? Ona dikkat etmesi lazım. Hani kendisi kendini riske edebilir. Kardeşim ben geçireyim de kurtulayım diyebilir ama başkasını bunu bulaştırma hak ve hürriyetine bence sahip olmaması gerekir diye evet, düşünüyorum. Tabii. O açıdan mutlaka bu bilim kurulunun
belirlediği kurallara ne kadar uyarsak kısa sürede hayat normale döner diye düşünüyorum. Şu anda da zaten normal hayatın içinde bunu sürdürmemiz gerekir. Hayatı durdurarak şey etmek uzun süre hiçbir ekonomi kaldırmaz. Yani dünyanın hiçbir ekonomisi kaldırmaz diye ben düşünüyorum. Filasyon ekibi de iyi çalışıyor değil mi? Filasyon tabii sayısı arttı. Hem sayısı Sağlık İl Müdürlüğümüzün kontrolünde sayısı arttı. Onlar da çalışıyor, gayret gösteriyor. Ama tabii ki vaka sayılarına paralel olarak sayı tekrar ihtiyaç olabilir tabii. Evet. Hocam mesela yaş arttıkça vefat sayısı artıyor mu hocam? Şimdi yaş arttıkça hem yoğun bakım ihtiyacı artıyor. Evet. Yoğun bakım ventilasyona ihtiyaç artıyor. Ventilasyona giden hastayla gitmeyen hasta arasında tabii ki doğal olarak daha ciddi seyrediyor. Maalesef bazen ölümlere de sebep olabiliyor. Hocam mesela şey de var. O yönde bilimsel bir araştırma var. Mesela yakalanan bir kişi bir daha yakalanıyor mu hocam? Şimdi normalde yakalanmaz. Yani bu viral enfeksiyonlar aynı etkenle tekrar yakalanmaz. Ama ne olur? Bazılarında viral yük mesela iyileşti gibi duruyor belli bir süre. Ama belli bir süreden sonra tekrar viral yük artar, biraz daha ciddi seyredebilir. Evet. Ya da yeni bir virüsten şey olur. Yoksa şey olmaz ekibi. Hocam yani en önemli sene vatandaşlarımıza bir kez daha söyleyelim. Gerçekten geçiren biliyor işte. Maske, mesafe, temizlik hocam. Yani, çok önemli. Evet. Gerçekten bu kurallara uyarsak bir de maskeyi de bazen kurallara uygun takmıyoruz Zeki Bey. Mesela maskeyi taktığımızda şöyle ben takıyorum maskeyi. Evet hocam. Taktım şöyle. İkide bir ağzımla oynuyorum. İkide buradan alıyorum, elime bulaştırıyorum. Hocam şurada tel olması gerekiyor değil mi hocam? Telli veya telsiz. Şu şekilde maskeyi taktık. Ya sıkıntı kardeşim, olmaz mı hocam bu şekilde? Bakın benim şu kısımdan oynamamam lazım. Evet. Şu kısım bak ağzımdan gelen sekresyonların bulaştı. Eğer bende varsa buraya bulaşır. Ben ellerimi buraya bulaştırdım, sonra bu yüzeylere bulaştırdığımda sonra ne bileyim gittim markette sebzeye bulaştırdığımda, şeye bulaştırdığımda o ne oluyor? O enfeksiyonu yaymış oluyor. Onun için maskemizi bak şu şekilde gördüğün gibi uygun bir şekilde şey yapmak lazım. Takarken ona göre de tekrar takmak lazım. Şey ne kadar hocam? Bir maskeyi kaç dakika yani süre 3 saat diyorlar, 4 saat diyorlar var mı hocam? Yani bundan ilgili standart bir süre olmamakla beraber kirlenmediği sürece takabilirsiniz. Belli bir süre onun şeyi var zaten. Arada değiştirmek gerekiyor. Yani eğer bir şeyde çalışıyorsanız, sağlık alanında çalışıyorsanız farklı, dışarıda çalışıyorsanız farklı. Farklı, doğru. Tabii. Yani onda kalına takıyorsun bir işlem. Evet. Uygun şekilde saklıyorsan belli bir süre sonra tekrar ihtiyaç duyduğunda onu temizliğine dikkat etmek kaydıyla, yine kirletmemek kaydıyla takabilirsiniz. Ama 4 saat, 5 saat sürekli aynı maskeyle mümkün değil yani. Değil hocam da. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İnşallah hani bu koronavirüsle ilgili ileriki dönemlerde inşallah ihtiyaç olmaz ama daha geniş programlarda yaparız. Tabii 8 yıl Fırat Üniversitesi'nde rektörlük yaptınız hocam. İşte üniversiteye hizmetleriniz oldu, katkılarınız oldu. Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah hani hayalinizde olan yapılmayan hizmetlerden yeni rektörümüz inşallah yapar diye düşünüyoruz. Yani sevabıyla, günahıyla hocam bir 8 yıl geçti. Son olarak Elazığlılara neler söylersiniz hocam? Ben özellikle bu Covid salgını nedeniyle herkese sağlıklı günleri diliyorum. Şehrimizin, vatandaşlarımızın umutlarını kırmamalarını istiyorum. Haklarını ararken mutlaka kurallar çerçevesinde hem yöneticileri hem şeylerinden haklarını arasınlar, sebat etsinler hak aramada. Ama mutlaka bunu medeni kurallar çerçevesinde hakarete varmayacak şekilde, insanlara hakaret etmeden olması gerektiğine inanıyorum. Bu 8 yıllık sürede bizim de hatalarımız olmuştur. Bizim de farkına vararak varmadan yaptığımız, istemediğimiz şeyler olmuş olabilir. Bundan dolayı da ben ondan dolayı yaptıysak bir hata, herkesten de hatamdan dolayı da özür dilerim. Ama prensip olarak şunu söyleyeyim. Bilerek hata yapmamaya çalıştık. Bilerek hiçbir zaman kimseyi kırmamaya gayret gösterdik.
Sadece şehrimizin ve üniversitemizin, ülkemizin menfaatleri dışında davranış şeklim hep bu şekilde olmuştur. Kişisel şeylerimizi ön plana çıkarmama gayretini gösterdik hep öyle. Bu sürede de medyaya özellikle ben çok teşekkür ediyorum. Çok zaman zaman... Bazen medya hocam kızıyor muydunuz? Çok kızdığım zamanlar olmuştur. Şöyle olmuştur Zeki Bey. Ne yani bu bir hocam, itiraftır. Medya. Bazen o, olmuştur. Şeyden hocam. O şöyle olmuştur. Bak hocam ben mesela şeyde işte 25 yıl yapıyorum. Allah'a çok şükür bugüne kadar hiçbir tekzip yemedim. Kimse de yalan haber yapıyorsun demedi ama yaptığınız haberlerden dolayı çok rahatsız olan insanlar da oldu yani. Ya, İtiraf ediyorsun da demedi. Şöyle ben dikkat edin hiçbir zaman şunu demedim. Yani kızdığım veya şey ettiğim zamanlar olmuştur, şuna olmuştur. Ya tek taraflı bilgilendirme çerçevesinde haber yapılmaması gerektiğine, gerektiğine inanmışım. İki, kötü niyetli olmamak lazım. Evet, yapıcı eleştiriler yapmak lazım. Evet. Tabii o da bizim demek ki bazen biz de nefsimize yenilmiş olabiliriz diye bazen düşünüyorum. Bazen çabuk sinirleniyordun hocam. Benim özelliğim biraz şey yani... Kalbinizde bir şey yok hocam ama tepkiniz hemen gösteriyor. Tepkilerimiz bazen bizim de maalesef olabiliyor. Evet. Onu da artık mazur görmek lazım ama tabii ki idareciysen sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. He. Ama herhalde çoğu zaman da hakim olmuşuzdur. İyi oldunuz. Ama hak namına olan bir şey varsa inan kim olursa olsun doğru bildiğimi söylemişimdir. Evet. Yani o zaman çünkü o zaman şahsımla ilgili bir şey değil. Doğru. Kurumsal şeylerle ilgili tepkim bazen şey olmuştur. Oluyor. Ona da bir kısmında siz şahit olmuşsunuzdur. Bazen biz de kavga ettik hocam. Biz sizinle de belki kavga etmiş olabilir. Ama basın camiası bu süreçte yani. Gerçekten hem yazılı basın hem görsel basın. İşte Kanal Fırat, Kanal E, Kanal 23, Elazığ kanallar açısından baktığımızda gazeteler yine aynı şekilde. Gazetelerin hemen hemen hepsi. Bak hiçbir ayrım yapmıyorum. Yani problemimiz olan olmuştur, şey olmuştur. Bunlar hepsi geride kalmıştır. Bizim açımızdan hiçbir zaman geçmişe takılıp kalmayız. Kalmayız, doğru. Üniversitemiz adına da Fırat Üniversitesi adına yapmam gerekenleri yapmış bulunuyorum. Bundan sonra bir Fırat Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak, bir nefer olarak üzerimize düşen sorumluluğu yaparız. Yeni rektörümüze de başarılar dileriz. Biz de onun başarısı için el birliğiyle çalışma gayreti gösteririz. Hocam son bir mesajı da biteyim. Profesör Doktor Hasan Bulut bir mesaj atmış. Rektörümüzün Fırat Üniversitesi'ne çok emeği olmuştur. Selamımı söylendi. Hasan Bulut da değerli hocam. Bir dostumuz. Gerçekten bilimsel bir arkadaşımız. İzleyicilerimizden özür diliyoruz hocam. Bilimsel bir çalışması olan değerli bir kardeşimiz Hasan hocamız. O da Fırat Üniversitesi için değerli bir arkadaşımızdır. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah bundan sonra yine de Fırat Üniversitesi'nde enfeksiyon bölümünde öğretim üyesi olarak hizmetleriniz devam edecek. Tabii hayat bize ne gösterir? Hayat bize ne gösterir? Şu anda belki yarın siyasete girersiniz hocam. Kendi bölümümüzde hizmet veriyoruz. Evet. Yarın öbür gün siyaset mi olur? Başka görevler mi olur? Onlar da olursa onu da Elazığlı kardeşlerimiz rahat olsunlar. Onların yüzünü hiçbir zaman her zaman onlara mahcup olmadık. Onlara mahcup edecek hiçbir davranışın içinde olmayız. Yapacağımız her hizmette de önceliğimiz ilimiz ve memleketimiz olur. Evet. Yani ana şeyde Türkiye, evet. Lokalde de Elazığ. Tabii, doğru. Ana şeyimiz bu olur. Ben Fırat Üniversitesi camiasına da 8 yıllık hizmetlerimiz süresince veya mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle rektör yardımcısı arkadaşlarım, müdür arkadaşlarıma her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli rektör yardımcımız Halil hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten son 5 yılda ciddi emek harcadı. Mehmet Cebeci hocam, dünya harikası bir insan. Ve şu anda rektör yardımcısı olan arkadaşlarımız, diğer yöneticilerimiz, her biri kendi elinden geldiği kadarıyla bu süreçte bizim yükümüzü aldılar. Bazen derdimizi çektiler. Hocam. Ben onlara da teşekkür ediyorum herkese. Yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Fırat Üniversitesi'ni
Elazığ'ı güzel yerde görmek bizim ana hedefimizdir. O açıdan da bir nefer olarak bize ne görev verilirse, kabiliyetimiz ölçüsünde yapabileceğimiz bir şey olursa hiçbir görevden de kaçmayacağımızı herkesin bilmesini isterim. Allah herkesten razı olsun. Basın camiasına da ben tekrar sizler vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, sağlıklı geceler diliyorum. Özellikle maske, mesafe, temizlik kurallarına bu dönemde daha çok riayet etmemiz gerekir diye hatırlatmak isterim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, gündem programı bu akşamki konu Fırat Üniversitesi bir önceki dönem rektörü Sayın Kutbettin Demirdağ hocamdı. Kendisiyle güzel bir sohbet ettik. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Başka programlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler.